Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Çok keyifli bir yarış gününün ardından haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz Yeni Sayfa programında. Ve bugün de yine program içerisinde çok keyifli, çok dolu dolu dakikaları birlikte hem de Amerika'daki Keeneland Hipodromu'ndaki yarışları da sizlere aktarırken program esnasında da sevgili Kayhan Özcan ve sevgili Gökhan Gül'le birlikte çok önemli konulara değineceğiz. Önemli koşullara dönüp bakacağız ve önümüzdeki hafta sonunun yine keyifli yarışlarını sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Tabii kura çekimi geçtiğimiz hafta söylediğimiz iki ödülün sahiplerini bulacağını da yine program içinde belirtelim. Ayrıca bu haftanın ödülü de gerçekten çok güzel bir ödül. Onu da az sonra paylaşacağız diyeyim. Hemen sevgili Kayhan'a sözü bırakayım. Nasılsın Kayhan? Nasıl geçti öncelikle geride bıraktığımız hafta? Teşekkür ederim. İyiyiz. Birazcık daha böyle motiveyiz. Geçtiğimiz hafta güzel eleştiriler vardı, güzel öneriler vardı. Hatta sevgili Gökhan'la birlikte olduğumuz birkaç arkadaş toplantısında samimiyetle olan eleştirileri ve yeni fikirleri dinledik. Biz de daha başka bir motiveyle hazırlandık programa. Gayet iyi. Güzel haberlerimiz var. Yurt dışından birkaç dikkat çekeceğimiz nokta var. Gökhan Gül'ün özel yorumlarıyla önemli 3-4 koşu var. Koşulmamış koşular üzerine çalışmak biraz zorluyor ama sevgili Gökhan'ın katkılarıyla herhalde onu da aşarız diyorum. Keyifli bir program olacağını öngörüyorum. Kesinlikle öyle değil mi sevgili Gökhan? Ne dersin bu hafta bizleri programda öncelikle neler bekliyor diye ben bir kısa giriş yaptım ama sen de değinmek ister misin? Benim atladığım noktalar oldu mu? Tabii ki, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Ekran başındaki izleyiciler, sizler de stüdyoya hoş geldiniz. Yeni Sayfa programında tekrar birlikteyiz. Tabii ki gündemimiz çok yoğun. Gerçekten sevgili Kayhan'ın hazırladığı yurt dışı haberleri var. Çok önemli konulara değinecek. Özellikle hem atçılarımızın hem yarış severlerin hem de yeni atçıların atanmak isteyip bu işe gönül vermek ve bunun üzerine gitmek isteyenlere bir ufuk açacak. Çünkü önemli ekürler, jokeyler ya da dünyadaki gelişen bütün olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Aynı zamanda tabii ki koşulmamış koşularımız var. Özellikle bugün Cihangir ve Nadas koşuları başta olmak üzere iki tane de bir koşu ekledik. Ama hafta sonuna özel yarışlar var. Bu anlamda da izleyicilerimizin bizlere katkı yapmasını bekliyoruz. Çünkü beraber analiz yapıldığında daha keyifli oluyor ve hakikaten birçok yarış severimiz bu konuda kendini aşmış durumda. Koşulları analiz ya da atları takip ederken bizlere çok büyük katkılar sağlıyor. Hı hı. Senin de söylediğin gibi geçen hafta Özcan Yıldırım ve Ahmet Çelik'in kamçılarını hediye verecektik. Kamçılar stüdyoda program sonrasında sevgili Hamza bu ödülü kazanan arkadaşlara açık adreslerini sayfa ette analiz sayfa.tjk.org'a mail atanlara gönderecek bu şanslı iki tane yarış severimize. Tabii onu da kurayla belirleyeceğiz. Aslında hazırladık. Gelen tahminler içerisinde ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. 8 doğru tahmin oldu. Hem civanımı hem Tatvan incisini geçtiğimiz hafta doğru tahmin eden 65 tane cevap veren verdi. 8 tane doğru çıktı. Tam 65 toplam sayıydı aslında. Doğru. Hani tahminde bulunanlar biraz doğru. Daha az olabilir ama 8'i doğru tahminde bulundu. Öncelikle kutlayalım 8 yarışseverimizi de. Ama bakalım kazanan 2 isim kim olacak? Onu da program içerisinde hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda da tabii ki At Yarışı Yazarları Derneği'nin bir üyesi olarak yönetim kurulunda üyesi Kayhan Özcan'ın da bir fikri vardı. Bence de çok güzeldi. Çünkü o gecede enlerin gecesi oluyor. Öyle değil mi sevgili Kayhan? Ve orada 2017 yılında başarılı olmuş atlar, antrenör, at sahipleri. Onun yanı sıra birçok atçının bir araya geldiği çok keyifli geçen bir gece aslında. Olacak. 6 Mayıs Pazar günü. Aynen öyle. Onu da hemen belirtelim. Hani orada ödül alanlar keyif alıyor ama ödül alamayanlar onları alkışlayıp daha da bir rekabet olabiliyor. Sonrasında da bir kaynaşma oluyor. Zaten atçılar bir araya geldiğinde sohbet inanılmaz güzel olur. Bu geceye 4 tane çiftimizi, şanslı çiftimizi davet ediyoruz. Soru, ben Twitter üzerinden
belirttim ama sen de canlı yayında bir daha söyle. İlerleyen dakikalarda da tekrar dile getiririz. Tabii. Madem konu açıldı. At Yarışı Yazarları Derneği'nin sevgili Gökhan Gül'ün belirttiği ve sevgili Kayhan Özcan'ın organize ettiği gibi diyelim. 6 Mayıs günü, 6 Mayıs pazar akşamı yılın enleri ödül törenine 4 talihli çiftimizi, 4 katılım gösteren yarışmada soracağımız soruya doğru cevap veren 4 çiftimizi göndermek istiyoruz, göndereceğiz ve son derece keyifli bir akşam oluyor değil mi geçmiş yıllarda da Kayhan? Yani keyifli bir akşam oluyor. Bu işler yarışseverlerle güzel oluyor aslında. Evet. Yani biz daha önce Yıldızlarla Kahvaltı organizasyonunu da dönemin başkanı Behçet Bey'in biz bir aileyiz söz üzerinden organize etmiştik. Bir de bu tür gecelerde yarışseverlerin ödül alanları, bu başarıya layık olanların takdir edildiği bir yerde olması yarışseverlerle güzel oluyor. Yarışseverlerimizi önemsiyoruz. At Yarışı Yazarları Derneği olarak da Reşat Köstem başkanımız ve ikinci başkan Atan Zilcioğlu kararıyla medyada program yapan arkadaşlar yarışseverleri de çağrıda bulunsun. Verilecek doğru cevaplarla yarışseverlerimiz de gelsin istedik. 6 Mayıs pazar akşamı saat 7.30'da Zeytinburnu Nova Otel'de düzenlenecek gecede yarışseverlerimizi görmek istiyoruz. O yüzden Gökhan Gül'ün soracağı soruya doğru cevap vermek adına birazcık tahmin öngörülerinizi çalıştırın derim. Evet, soruyu ben şimdi yarışseverlerimize hemen aktarayım ki tahminler yavaş yavaş gelmeye başlasın. Tabii nereye gelecek tahminler önce onu söyleyelim. Bu hafta Yeni Sayfa programının hashtag adresi Yeni Sayfa'da Bugün olacak. Değerli yarışseverler, Yeni Sayfa'da Bugün hashtagine soracağımız sorunun tahminlerini de diğer görüş ve önerilerinizi bizlere iletmek istediğiniz soruları da aktarabilirsiniz diyelim. Ayrıca yine Twitter adreslerimizden de ulaşmak mümkün. Kayhan'cığım, bu hashtag'i bir canlı yayında anlatır mısın? Çok mesaj geliyor ama hashtag'i tam ekleyemeyen yarışseverlerimiz var. Bir tekrar etsen bu konuda daha iyisin. Yarışseverlerimize şöyle özetleyelim. İnternet üzerinde Türkçe karakter kullanıldığı zaman ve kullanılmadığı zamanlarda farklılık oluyor. Aslında Yeni Sayfa'da Bugün, Ü ile Bugün başına hashtag işaretini haş koymak işaretini kare işaretini kare koymak lazım diyelim. Bitişik. Yeni Sayfa'da Bugün yazarsanız daha iyi olur. Zaten ekranımıza da geldi. Çok güzel ekranda var. Orada görüldüğü şekliyle efendim Twitter'dan ulaşabiliyorsunuz bizlere program boyunca ki hatta programdan sonra da yine tahminleri buradan iletmeniz de mümkün. Şimdi soruları hemen ileteyim. Aynı geçen hafta olduğu gibi cumartesi ve pazar gününün önemli koşularını doğru tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Cumartesi günü 6. koşu Ankara'da Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu olarak düzenlenecek 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin A3 koşusu. Bu koşuyu kimin kazanacağını bilmeniz gerekiyor ama bu yeterli değil. Bir de pazar günü İstanbul'un koşu programında yine 6. koşu olarak gerçekleşecek Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusunu da 4 yukarı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinin de birincisini doğru tahmin ederseniz hem Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusunu hem de Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusunu doğru tahmin eden yarışseverlerimizden 4'ü 4 çift 6 Mayıs pazar akşamı yılın enleri organizasyonunda At Yarışı Yazarları Derneği'nin organizasyonunda misafirimiz olacak diyelim. Bu haftanın ödülü geçen haftakinden farklı ama en az o kadar cazip bir ödül gibi görünüyor. Diyelim efendim ve yavaş yavaş programa da geçiş yapalım. İlk haberimiz tabii yurt dışından haberlerle başlıyoruz ve Türkiye'nin Avrupa atçılığındaki yerini biraz konuşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de sevgili Kayhan Özcan'ın bizlere hem verdiği rakamlar hem bilgiler var. Şimdi ben haberin açılışıyla birlikte sözü Kayhan'a bırakacağım. Türkiye Avrupa Yetiştiriciler Birliği Federasyonu yani kısa adı EFTBA olan European Federation of Thoroughbred Breeders Associations diye de uzun uzun da söyleyelim. Bu organizasyonla ilgili haberimizin aslında girişini yapacağız değil mi Kaya? Girişini yapalım haberimizin. Bu Avrupa Yetiştiriciler Birliği'nin dışında Akdeniz ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin de içini doldurduğu ülkelerin üye olduğu başka bir federasyon da var aslında. Biz burada Avrupa'daki Türk atçılığının yerini
konuşurken şuna dikkat kesilmemiz lazım. Burada yetiştirici, atçılık dediğiniz zaman yetiştiricilik ve yarışçılık diye ikiye ayrılıyor. Biz yetiştiricilik boyutunda Türkiye nerede? Yarışçılık boyutunda Türkiye'nin yerini başka rakamlarla, başka bir programda ortaya koyabiliriz. Yarışçılığın içerisindeki bahis konusunu da gerektiğinde ayırıp Türkiye'nin nerede olduğunu gösterebiliriz. Biz niye yetiştiricilikteki boyutunu ele aldık? Biz bunu düşünürken bir aşım sezonu var. Bir yetiştiriciliğin Kuzey Yarımküre'de devam ettiği bir durum söz konusu. Türkiye'yi biz bazen sadece uluslararası yarışlara endeksli olarak görüp oradaki başarısızlıklarla veya zaman zaman spontane başarılarla bir yere koymaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'nin kısrak stoğu veya yetiştiricilik hacmi olarak Avrupa'da çok kötü bir yere olmadığını düşünüyoruz. Bu haber fikri de zaman zaman atçı dostlarımızla konuştuğumuzda, onlarla yaptığımız söyleşilerde bize yani Türkiye işte hep geride, hep eleştiriliyor. Türkiye aslında çok fazla geride değil. Türkiye'nin kısrak stoğuna baktığınız zaman bu işi çok incelemeyen arkadaşlar ya biz Almanya'nın çok gerisindeyiz, biz İtalya'nın çok gerisindeyiz diye kestirip atıyorlar. Aslında tabloda geldiğinde gözükecektir arkadaşlarımız birazdan verirler. Bu işin lideri İrlanda. Evet. Yetiştiricilikte lider ülke İrlanda. Onu İngiltere takip ediyor. Devamında Fransa ciddi hacimlerde atçılık yapan Avrupa'nın Avrupa'dan çıkacak dünyaya da çeşitli grup yarışlarda yarışacak safkanların üretildiği ülkeler olarak gözüküyor. Evet. Zaman zaman Almanya'dan. Türkiye'nin burada yeri dördüncülükte. Bu rakamlar değişken rakamlar. Yalnız şunu da izleyicilerimize özetlemiş olalım. Arap safkanlar, Arap damızlı kısraklar bunun içerisinde yer almıyor. Almıyor. İngiliz sadece kayıtlı olanlar. İngiliz kayıtlı Türkiye olanlar. Türkiye 2200 gözüküyor diye eleştirilebilir. Resmi kayıtlarda olmayanlar veya artacak güncellenen listede belki önümüzdeki günlerde bu rakamlar artar. Ama bu her halükarda bizim yerimiz bu skalada değişecek gibi gözükmüyor. Şu açıdan da bakabilir miyiz acaba? Şimdi burada aygır sayısı mesela 290 gözüküyor. Ama İrlanda'nın ve İngiltere'nin önündeyiz. İrlanda, İngiltere, Fransa ilk üç. Ama aygır sayıları var. Dikkat ederseniz işte ekranın ortasında değerli yarışseverler. Aygır sayısı İrlanda'nın 216, İngiltere'nin 169 ama Türkiye'de İngiliz aygır sayısı adedi 290. Bu rakamı şöyle özetleyebiliriz bu rakamı. Sizin damızlık belgesi çıkardığınız aygırlar faal olmasa da bir şekilde oraya bildirildiğinde orada kalıyor. Yani aktif olarak tabii ki rakamımız bu değil birbirimizi. Yanlış yönlendirme durumunda kalmayalım. Peki ama ölüm olduğunda bu sayı otomatik yani olarak muhakkak düşüyor. Muhakkak sizin bildirdiğiniz belirtiyorlar ama hani belgeyi aktif alıp da yapmayanlar böyle, var. Yani işte birkaç anladım. Sezon deneyip sonra bırakabiliyorlar. Sizin bildirdiğiniz rakamlarla alakalı. Aynen. Avrupa'daki yetiştiricili değişik ülkelerden katılım var. Enteresan bazı gelişmeler de oluyor bunun yanında. Az önce söyledim. Sayın Behçet Omurlu'nun ikinci başkanlığını yaptığı Akdeniz ve Avrupa ülkeleri bir federasyonu da var. Hı-hı. Mesela Yunanistan oraya üye, burada Yunanistan'ın rakamlarını göremezsiniz. Göremezsiniz, evet. Dolayısıyla siz oyunun içerisine giren ülkeler, mesela Ukrayna daha önce rakamları varken olaydan çekildi. Biz şunu farkına vardırmaya çalışıyoruz. Şimdi biz konum, stratejik konum olarak ülkemiz biraz Avrupa, biraz Asya bağlamında. Biz belki Avrupa'nın içine çok giremiyoruz ama bizim bir stoğumuz var. Biz doğru kaliteli kısrakları doğru işleri yaptığımız zaman yerimiz hiç de kötü değil. Evet. Almanya, İtalya, Almanya şöyle bir şey var. Düzenli satışlarını yapabilmiş. Kısrak stoğu az gözükmesine rağmen. Bir de konumu itibariyle Avrupa'nın önemli satış merkezlerine, karayoluyla yarış merkezlerine, yarışçılığını geliştirme adına Fransa'ya, ark yarışına, uzun mesafe yarışlarında dünyanın yetiştiriciliği bizden daha ön plana çıktığı yerler de olabilir. Evet. Biz rakamsal bazda bunun örneğini vermeye çalıştık. İtalya yarışçılık boyutunda belki ikramiye olarak birazcık daha geride. Orada da gittiğimiz hipodromlarda gördüğümüz, temas ettiğimiz kişilerle onlar da Türkiye'nin aslında bu işte çok daha iyi yerlere gelebileceğini söylüyorlar. Mesela tay sayısı İtalya'nın 2,5 katı Türkiye'de. İspanya'nın 11 katı tay olduğunu görüyoruz İngiliz tayı anlamında. İtalya'daki yetiştirici çok rahat. Yani Fransa'ya gitmek istediği zaman gidiyor. Almanya'ya gitmek istediği zaman gidiyor. İngiltere, adalara, İrlanda'ya ürettiğini satmak için de gidebiliyor, almak için de gidebiliyor. Doğru, bu işler alım gücüyle alakalı. Rakamsal ekonomi
Çok önemli bu işte. Çok doğru. Euro bazında kazanan bir ülkede, euro bazında ekonomisini idame ettiren bir ülke, euro bazında alım satımlarını çok daha kolay yapabiliyor. Evet, ama bizim o konuda birazcık daha ne yazık ki ekonomi şartlarımızdan dolayı eksiğimiz var. Sonuç olarak birazcık dişi sıkmak lazım. Birazcık en azından kaliteli yerimizi anlamak açısından bu haber bence çok iyi oldu. Kendi adımıza da, yarış severlerimizin adına da Avrupa'daki yerimizin hiç de azımsanmayacak seviyelerde olduğunu hem adet bazında tabii hem de kalite anlamında görmüş olduk bir kez daha. Ama şöyle bir ekleme yapayım. Mesela İtalya'da yetiştirici sayısal bazda bizden birazcık daha aşağıda gözükse bile İtalya atçılık endüstrisine çok şeyler satıyor. Dettori gibi bir yıldız İtalyan. Gökhan çok daha iyi bilir. Jockey malzemeleri İtalya'da bir marka var. Bütün evet jockeyler onu alıyor. İtalya satıyor. Yani evet, evet. İtalyan veterinerler var. Dünyada isim yapmış. Doğru, dolayısıyla doğru iş gücü satmakla alakalı biraz da. Yani sadece açılın biz bir tarafından bakıyoruz ama diğer tarafında onların çok çok tabii iyi olduğu yerler her de var. Her konuda olduğu gibi marka değeri oluşturmakta. Onlar bizden kesinlikle biraz çok daha iyi önceler görünüyorlar. Bakalım Gökhan bu konuya nasıl bir ilave yapacak? Ya ben şunu söylemek isterim. Ben tabii ki açının içerisinden bakıyorum. Kayhan çok güzel açıklamalara yaptı. Hı-hı. Ülkemize gelen açıların, yurt dışından gelen açıların hepsi ülkemizdeki bizlerin birçoğumuzun atı çok sevdiğimizi, çok destek verdiğimizi ve gönülden bu işi yapıp ve bunun üzerinden gittiğimizi paylaşıyorlar. Bununla birlikte her yıl yurt dışından alımlar da yapıyoruz. Aslında sayılarımız yeterli ama bu sayılar üzerinden de ciddi çalışmalar olabiliyor. Yani başarı ve başarısızlık ikiye ayrılması gerekiyor. Bu farklı bir noktada Kayhan'ın anlattığı benim fikrim. Ve ayrı olarak bakıldığı zaman da aslında kendi içimizden çıkan aygırların son zamanlarda çok ciddi başarılı olduğunu görünce bu sefer atçımız kendi aygırı ya da bu potansiyelde olan atı pedigrisini alıp denemek istiyor. O yüzden de sayı biraz artıyor. Ama toplamda da özellikle bu yıla bakıldığında birçok atın aktif olarak aygırlık yaptığını görebiliyoruz. Tabii evet hepsinin aynı seviyede şans bulduğu söylenemez. Ama tabii ki bu çok önemli bir federasyon. Yani ülkemizden değerli büyüğümüz Peçe Tomullu temsil ediyor. Hı hı. Tabii ki başkanı Joe Hearn'ın İrlanda yöneticilerinden. Bu anlamda da bu ikili ilişkilerde her zaman atçılık adına bir katkı olur. Evet. Ben bu katkıların da bize getirisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Tahminler, sorular var ama önce iki çok değerli dostumuzun, abimizin yorumlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle sevgili dostumuz hem de TCK TV'de son dönem itibariyle de programlarını çok başarıyla yapmaya başlayan sevgili Yalçın Akağaç'tan bir hayırlı olsun mesajı geldi. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yalçın'a. Bizi izliyormuş. Yine Kızılca Ekürisi Sayın Hikmet Kızılca'dan da zevkle izliyoruz. Çok başarılı şeklinde bir tweet aldık. Çok teşekkür ederim efendim. Çok yakında Adem Erşeker'le görüştüm. Evet. Yalçın'la bir programda beraber olacağım. Dolayısıyla da iki jokeyin bir yarış zamanında böyle biraz özel bir koşuların olduğu bir gün bir program yapmak istiyoruz. Bakalım ben çarşamba günü sevgili Yalçın'la beraberdim. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Tabii şimdi siz ikiniz de bir araya geldiğinizde inşallah ben de olurum. Böyle üçlü yani bir olabilir, program neden olmasın olur. Çok daha iyi olur. Son itibariyle jokeyler ekran başında çok olmuyor. Yani kameranın karşısında geçtiğinde canlı olduğunda işin çok kolay değil. Doğru. Ama tabii Yalçın hızlı girdi. Nedeniyse haftada 3 gün bulunuyor. Bu onun var olan heyecanını çabuk atlatmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte de program yapıldıkça da onun jökelik gözüyle özellikle idmanlarda gördüklerini yarış severlere aktarıp kendi adıma o programda olmak için bütün ağırlığımı koyacağım ortaya. Bütün şeyi yapacağım yani. Önce ne gerekiyorsa bunu sağlamaya çalışacağım sevgili Kayhan. Bakalım ne zaman denk getireceğiz o keyifli programı diyelim ve hemen geçelim bir diğer haberimize değerli yarış severler. Zarkava isminden bahsedeceğiz. Tabii Zarkava'nın kendisinden ziyade Frankel'le olan yavrusu Zarkamia'dan bahsedeceğiz ki kazanarak yarış hayatına başladığını geçen hafta duyurmuştuk. Bu hafta bu haberle ilgili bazı detaylar, gelişmeler var. Önce arkadaşlarımızın hazırladıkları görüntülere bir bakalım. Ardından haberi stüdyoda değerlendireceğiz. Ünlü anneyle ünlü babanın yavrusu ilk koşusunu kazandı. Yarış kariyeri boyunca katıldığı tüm yarışlarını kazanarak 7'de 7 yapan ünlü kısrak Zarkava ile kariyeri boyunca katıldığı 14 koşunun tamamını kazanıp 4 yaşında aygırlığa ayrılan Frankel'in dişi yavrusu Zarkamia, Fransa'nın ünlü Longchamp hipodromunda katıldığı ilk yarışını kazanma başarısı gösterdi. L'avantage pour finir dans les 50 derniers mètres, Zarkamia qui va ouvrir son palmarès dès ses débuts, la fille de Zarkava qui s'impose devant le 8 et le 10.
Arc de Tronfi dahil 5 grup 1 koşu kazanan Zarkava, kariyerinde 3.3 milyon euro kazanç elde etmişti. Baba Frankel ise İngiltere'de kazanmadık kupa bırakmadı. 10 grup 1 koşu kazanan Frankel genç yaşında aygırlığa ayrıldı. Yarış dünyası bu ünlü anne babadan doğan yavruların pistlerde nasıl bir performans göstereceğini merak ediyordu. Frankel Zarkava orijinli Zarkamia, Longchamp hipodromunda start aldığı 1600 metre mesafeli Prix de la Lancet'i kazanarak yarış hayatına birincilikle başladı. Agahan'la piste çıkan Alain Dorayer Dupuy tarafından antrene edilen Zarkamia, başarılı jokeyi Christophe Somulion'la start aldığı koşuda 1.46.32'lik derecesiyle birinciliğe uzanırken, annesi Zarkava'nın yarış koşan ve kazanan ikinci tayı oldu. Bugüne dek 8 tayı doğan ve sadece 2 yavrusu start alan Zarkava'nın Dubavi'den verdiği Zara isimli yavrusu Grup 1 Grand Prix de la Saint-Claude'u kazanıp 1.3 milyon euro kazanç elde etti. İlk koşudan zaferle ayrılan dişi safkan Zarkamia, bakalım annesi Zarkava ile babası Frankel'in başarılarını tekrarlayabilecek mi? Evet, bakalım yapabilecek mi? Hemen Kayhan'a soralım. Ne burada dersin Kayhan? Çok medya baskısı, mahalle baskısı var antrenör üzerinde şimdi. Antrenör de topu diyor ki, yani Zarak'tan, yani Zarkava'nın yavruları var da Zarak'tan daha başarılı olabileceğine inanıyorum diyor. Hı-hı. Bu tür atları koşmak sorumluluk gerektirir diyor. Antrenörünün de bu hafta bir sıkıştığından dolayı diyorum. Yani bu mecazi manada mahalle baskısından dolayı böyle bir açıklaması vardı. Geçen hafta da haberini söyledik ama yarışını izlemeyen yarış severlerimiz izlesinler diye böyle de bir eleştiri vardı. Yarışı koymadınız diye. İzlemiş olalım. Birazcık tempo vereceğiz galiba. Evet evet. Tempoyu Zarkamia'da çok iyi başlayan, vermiş değil mi? Kazanarak başlayan ilk baba namalip anne tayda kazanarak başlıyor ve tabii ki bu atlar özel atlar ve bu atlar hani çalışılmış atlar diyelim. Bu anlamda da koşuyu kazanması sürpriz olmadı ama koşuyu kazanma şekli önemliydi. Hemen bir yorum alalım sevgili Gökhan. Sen yani mesela son 3 sene oralarda hiç ciddiyete bindiği zaman bir acabaya düştün. Ama sonrasında jockey ısrarını sürdürünce orada kuvvetini gösterdi. Koşuyu 1-1.5 boyla kazanması önemli. Çünkü mücadeleye girdiğinizde son 2, son 100 metrelere geliyorsunuz. Diğer atlar da kolaydı. Çünkü koşunundaki start alan birçok at kağıt üzerinde şampiyon namzeti. Ama fotoğraya rakiplerini yakalayıp geçip diri girmesi bu safkanın çok potansiyel olduğunu gösteriyor. Zaten şu an son 100 metreyi görüyorsunuz. Buralardan sonra arkadaki atın Zarkamine'ye geçmesi çok zor. Ama Zarkamine zaten daha yeni aksiyonları tamamlayıp kendini buldu. Çok başarılı bir at. Geleceği parlak dolayısıyla. Biz de devam edelim. Diğer haberimize geçelim. Değerli yarışseverler, Godolphin Club diyeceğim. Godolphin ekürisini biliyoruz ama Godolphin Club nedir derseniz, Godolphin'in yarışsevere oyunu diyerek sözü Kayhan Özcan'a bırakacağım. Nasıl bir oyun bu sevgili Kayhan? Orta Doğu'dan çıkıp İngiltere atçılığın beşiğinde bir takım oluşumlara girip yatırımlara bir atçılık yapıyorsanız bir de çevrenizde sizi destekleyen insanlar istiyorsunuz. Godolphin ekürisinin çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yanında Godolphin Club adında bir yarışseverlere açılım var. Atların çalışılmasını görüyor musun? Bildiğin rampa yukarı çıkıyorlar. Oraya İngiltere'ye bu Temmuz'da gittiğinde canlı izleme şansın yani olacak sevgili inanılmaz. Gökhan. Bu kadar çeşitli New Market'in merkez idman yani. Merkezi. Yani merkez idmanlarının yapıldığı yer. Her antrenörün kendi yeri de var. Bu sosyal sorumluluk projelerinin yanında ilgiyi alakayı çekmek için Godolphin bütün atlarını internet üzerinde üyelikle bütün atlarını size açıyor. 10 tane at seçiyorsunuz sanki sahibiymişsiniz gibi. Onların başarılarından puan alıyorsunuz ve Godolphin diyor ki siz diyor en başarılınız hanginizse 11-14 Temmuz tarihlerinde 3 gün grup 1 yarışların koşulacağı festivale sizi davet ediyoruz diyor kazananı. Müthiş. Diğer yarışseverler de diğer yarışseverlerin dereceye girenleri de hediyeler alıyor. Hı hı. Bunu Dubai sezonu başladığında da yapıyor. Yılda 2 kere 3 kere bunu takip eden yarışseverlerimiz görecektir. Bizimle beraber olun diyor. Bu birazcık at sahipliğini özendirmek, birazcık işin içerisine yarışsever çekmek. O yüzden ben de bu ilginç geldiği için ve yeni açıldığı için haberlerin arasını almak istedik. Biz Godolphin'i burada bu mavi formanın gelip internasyonelde bizi geçtiğini zannediyoruz ama Godolphin öyle değil. Bir takım sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Darley Flying Start'tı, Godolphin Flying Start oldu. Keşke Türkiye'den öğrenci arkadaşlar okullarını bitirdikten sonra gitseler, atçılık eğitimi 2 yıl 5 kıtada alsalar ve ülkemize gelip
faydalı olsalar diyoruz. Çünkü bunun hem maaş alarak hiç de bir para harcamadan Amerika, Avrupa, Avustralya, Dubai ve Japonya'da olmak üzere belirli adımlarında gidip 2 yıl eğitim alıp oradan mezun olan insanlar var. Yani biz sadece Şeyh Muhammed Maktum'un işte ekürisi, sadece at koşuyorlar değil, bir takım sorumluluk projelerini de imza atıyorlar. Bunlar da önemli diye göze çarpıyor. Böylelikle yarışseverlerimiz izlesin diye düşünüyoruz. Çünkü biz ülkemizde ne yazık ki yurt dışına bu mecralarda bu insanlarla mücadele etmek için gitmek istediğimiz zaman bile bir takım engeller var. Şu anda Türkiye'de işte piyano sanatı Dubai'ye gidecekti, gidemedi. Hala çözülmemiş bir ruham sorunu var. İnşallah bu Mayıs ayının ortalarında çözülecek diye bekliyoruz. Evet. Dileriz ki iyi birkaç tane safkanımız Avrupa'ya veya dünyanın çeşitli ülkelerine gider. Godolphin Club haberiyle ilgili bir kez daha tekrar edelim ki yarışseverlerimiz de belki katılım göstermek isterler. 11-14 Temmuz'da Newmarket'taki July Cup büyük ödül. Ayrıca Godolphin Harası'nı ziyaret, orada bir sabah kahvaltısı, Godolphin markalı bazı tekstil ürünlerinin hediye edilmesi gibi ödüller de olacak. Yarışma 4 Temmuz'a kadar devam ediyor. Az önce sevgili Kaya'nın belirttiği gibi Godolphin safkanlarından 10 tanesini seçmek suretiyle Godolphin internet sitesinden girerek bu yarışmaya katılabilirsiniz. En başarılıları doğru tahmin edenler arasından da kurayla belirlenecek. Puanlama usulünde en fazla puan kazanan. En fazla puan kazanan. Çünkü atların başarıları birinci, ikinci, üçüncü olduklarında aldığınız puanlarla liste başı olduğunuz zaman büyük ödülü hak ediyorsunuz. Evet. Öyle bir çalışmaları var. Bu şekilde belirlenecek. Bir ilave ister misin yani Gökhan? Yani küçük ekleyeyim tabii ki. Yani Godolphin ekürüsü denildiği zaman sadece at ve at üzerinden değil, çeşitli farkındalık yaratarak böyle bir girişimlerde bulunuyorlar. Bu da çok keyifli oluyor. Çok farklı oluyor. Bu anlamda da böylesi bir eküre, yarışseverlerin böyle bir yarışma içerisinde bulunup hem kendilerini geliştirme hem de böyle bir atlar üzerinden yapılan çalışma onları çok mutlu edecektir. Ve dünyanın her yerinden katılım söz konusu da çok önemli. Bakalım bu sonuçta kimler olacak ve o görüntülerin sonrasında tekrardan ekranlara taşırız. Evet, diğer haberimize de geçelim değerli yarışseverler. Frankie Dettori bir çağrı yaptı. Tüm aslında yarışseverlere yapılan bir çağrıydı bu. Neydi o çağrı? Hemen Kayhan'a soralım. Ne dedi Dettori? Dettori beni yalnız bırakmayın dedi. Ark yolunda Ekim ayının ilk haftası koşulacak büyük yarışta benimle beraber girin, beni yalnız bırakmayın dedi. Yarışçılık çevreleri bunu tabii, Dettori biraz hırslanmış. Geçen sene de kazandı, gidip orada tekrar kazanmak istiyor dedi ki Dettori dünyanın en büyük jokeyi ama Fransa'da sobelenmiş, ceza almış ve ciddi bir yaptırıma uğramış bir jokey. Sanki böyle oraya karşı bir ön yargısı var gibi düşünürken aslında işin gerçeği Dettori, siz Fransa'ya gelin, benimle olmak istiyorsanız, fotoğraf çektirmek istiyorsanız, bir kokteylde buluşmak istiyorsanız deyip bir turizm firmasıyla anlaşmış. Oradaki firma üzerinden gelenlerle bir zaman harcayacak. Dettori bu tür reklamları kendisiyle barışık bir jokey. Dünya çapında bir jokey. Bu tür reklamları yani seviyor. Jokey'in yeteneği kadar aslında bu yönde de çok önemli. Yani işte atın üstüne zıplayarak gelmesi, işte atın antrenörün ashabı geldiğinde onun yanaklarını sıkarak tokat atması, yarışseverin üstüne uçması, gözlük kamçı vermesi. Ama aynı zamanda da bir showman Dettori. Ama aynı zamanda da inanılmaz bir jokey. Hakikaten dünyaya gelmiş. Bakar çok mısın? Ender jokeylerden bir tanesi. Gerçekten çok tabii çok atletik. Kendisiyle adam. Barışık, espri yapıyor. Tabii. Bu Dettori çantasını kendi taşıyor. Ama çok zeki. Ülkemize gelsin. Burada geldiğinde atlara bindiğinde iletişim kurdu. Antrenör veyahut da başka biri varsa ismini unutmuyor, boynuna sarılıyor. Mesela Ahmet Özgen'in Sayın Yılmaz, Doruk Yılmaz Bey'in Çiğ isimli safkana bindiğinin gelip üçüncü oldu Gazi'ye. Bir sonraki geldiğinde Ahmet'in çocuklarına hediye getirdi. Böyle de bir adam. Yani evet, şimdi bu tarafı da var. Nasıl bir insan olduğuna dair var. Sevgili Hamza da kulaklıktan bana aktardı. Dubai'de görmüş tabii, Hamza'yı hemen, son derece samimi bir şekilde tanımış hiç ve selamlaşıp. Yani, hiç unutmuyor. Evet. Yani bir yani doktor bir şeyi var. Orada. Doktorlar bu konulara çok gelişmiştir. Yani hafızaları. Bir doktor hafızası var. Yani. Simalı, aynen öyle. Sima hafızaları düşün daha yani, doğrusu. Hamza gerçi unutulacak gibi değil ama hafızayı unutulacak. Evet. Peki efendim, devam edelim. Frankie Dettori'nin çağrısından bahsettik ama 28 Nisan'da da
Paris Longchamp Hipodromu'nun geçen hafta belirttiğimiz yenilenen Paris Longchamp Hipodromu'nun resmi açılış töreni var. Biz de ekranlarınıza getireceğiz oradaki son 7 koşuyu. Grup 1 Prix Ganay koşusunun da içinde olduğu mücadeleler 28 Nisan Pazar günü ekranlara da gelecek. Dettori'de burada bakalım nasıl bir başarı elde edecek Arc de Triumph koşusunda aynı zamanda. Bakalım hangi safkanla katılacağı belli mi Kayhan, biliyor muyuz onu? Enable'u bırakmaz. Şu anda gerçi çok fazla bir şey söylemek çok erken ama erken. Yani ben Dettori'nin birazcık şov yüzüne, biraz insani yüzüne dikkat çekmek istiyorum. Bu insanlar gerçekten çok profesyoneller. Gökhan da jokerlik yapmış. Nasıl bir sporcunun yaşaması gerektiğini bilen insanlar. Öyle. Özel uçağı olan hostesi, pilotu, yardımcısı, asistanı olan insanlar ama hipodroma girdiklerinde çantalarını kendileri taşıyorlar. Mekanik bence bu önemli bir detay. En son çıkan mekanik atı kesinlikle alıyor ve evinde. Ve onun hiç bırakmıyor çalışmayı ve kendini geliştirmeyi. Dettori'nin jokerlik yeteneği tartışılmaz ama kondisyon olarak bu şekilde çalışmaları var. Muhakkak süratle daha iyi atlar da ortaya çıkabilir ama tabii Enable son zamanlarda Arc de Triomphe koşusunu kazanmak kolay değil. Ama bir dişi atın 2400 metrede 3 gidip düzlük döndüğünde hadilerinde 4 boy fark yapıp yarıştan sonra Dettori'nin ben bile bu kadar kolay olacağını tahmin etmedim dediği bir atı bırakacağını düşünmüyorum ama bir Kraxman'la da bu hafta çok önemli bir koşuya katılacak. Evet. Muhakkak süratle doğru kararı verecektir ama Enable Vitrev yolunda ilerliyor. Çok da başarılı bir at. Bu yıl daha da iyi olacaktır. Şu anda ekranlarda zaten. Müthiş. Ayakları düz bassın. Evet evet. Gerçekten maşallah diyelim ve geçelim efendim yurt dışından son haberimize. Son haberimiz Kentucky Derby haberi ki 5 Mayıs tarihinde, yani önümüzdeki hafta cumartesi günü koşulacak Kentucky Derby. Tabii ki dünya yarışçılığının en önemli ilk 3 yarışından birini saysak, ilk 5 yarışından birini saysak Kentucky Derby'yi mutlaka sayarız. Hafta içi koşacak atlar netleşecek ve biz de önümüzdeki hafta Cuma günü, yani Kentucky Derby'den bir gün önce, daha doğrusu orada yine 4-5 Mayıs festival kapsamında, festivalin ilk gününde biz de programda net bilgilerimizi paylaşacağız ama şimdiden Kayhan Özcan neler söyleyecek Kentucky Derby için? Şimdiden konuşmak, safkanlar 3 aşağı 5 yukarı belirginleşiyor ama şunu söylersek yarışseverlerimiz daha iyi anlayacaklardır. Dünyaca ünlü Todd Pletcher 4 safkanla katılmayı... En prestijli koşu diyebiliriz. En prestijli yani koşu. Yani ikramiye olarak değil de prestij olarak. Yani prestij çok son derece prestijli bir koşu. Onun yanında bir soğuk savaş, yani Bob Baffert 3 atla geleceğim, 4 atla Todd geleceğim. Todd Pletcher, Bob Baffert bunlar yani dünyanın kabul ettiği antrenörler. Ciddi antrenörler. Ne yapıyorlar? 4 at, 3 at en iyi atlarını yazıyorlar. Büyük bir soğuk savaş var. Adrian O'Brien Avrupa'dan gidiyor. Mendelsohn'u getiriyor. Belirli bir ölçüde davet de safkanlar çağrılan bir yarış. Bu sene çok daha fazla bir ilgi alaka var. Geri sayım saatini çalıştırıyorlar. Artık bu hafta içerisinde net koşacak safkanlar belli olunca biz de artık önümüzdeki hafta programında daha fazla Gökhan Gül analiziyle alırız. Tabii ki antrenörler çok bu konu ne kadar önemli olduğunu bilincinde olarak atları kaydediyorlar. Bir Scott Dedi baskınlığı da var. Hı hı. Onu da paylaşmak gerekir. Yani bir Aygır'ın 4-5 tane orada atının olması önemli. Ama bu koşuda tabii kazandığın zaman o atın sonraki kariyeri, antrenörün, jokeyin, Hara'nın hepsine büyük katkı sağladığı için gerçekten çok değerli bir koşu. Haftaya cumartesi koşacak. Biz de cuma gününden daha net bir program üzerinden bence önemli bir haber olarak paylaşırız. Evet, yeni sayfada bugün hashtagine gelen mesajlardan Monjo kullanıcı adıyla mesaj gönderen izleyicimiz, uluslararası yarışçılıkla ilgili konuları zevkle takip ediyoruz. Oynat durdur şeklinde değil de bu tarz programlar çok daha faydalı, çok daha ilgimizi çekiyor demiş. Ya biz de teşekkür ederim. Programın böyle yurt dışı haberleriyle başlaması, paylaşmamız ve onun ardından zaten çok önemli iki tane program var. Farklı analiz ve haftalık ajanda. Ama biz de programda çok önemli veya da çok gündem yaratan birkaç yarışı paylaşıyoruz. Ve hafta sonuna dahil. Yani yarış severler ekran başına geçtiğinde hem haberleri hem de bütün hafta boyunca özellikle hafta sonu olan koşularla beraber analiz etmek ya da o atları beraber koşturmanın çok iyi olacağını düşündük. Bu anlamda da devam ediyoruz. Ama olumlu ya da olumsuz eleştiriyle başta Kayhan çok dikkat ediyor. Zaman içerisinde bunun üzerinden de gidilir.
Evet, kura çekimi için benim doğru tahmin etmiştim. İsmim var mı diye soran yarışseverlerimiz var. Tabii ki var efendim. Doğru tahmin eden 8 kişi oldu. Biz önce bu 8 ismi sizlerle de bir paylaşalım. Kullanıcı adları bazen isim soy isim, bazen sadece kullanıcı adı şeklinde Twitter'da. Orhan Kaya, Rampoldi, Atay, Di Ranza Via Monza, Yaşar Nuhbasa, Bosforus, Abdullah isimli kullanıcılar Twitter'dan bizlere hashtag üzerinden doğru tahminde bulunan isimler oldular. Sercan Özcan da mail adresimize göndermiş olduğu tahminiyle doğru tahminde bulundu. Yani toplamda 8 kişi doğru tahmin etti Civan'ım ve Tatvan incisinin kazanacağını. Şimdi onları biz isimleri yazdık. Bu küçük şeyin içine, kavanozun, vazonun içine koyduk. Şimdi Gökhan, önce hangi ödülü belirliyoruz ya, onu bizimle paylaşırız. Şöyle küçük bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu kamçileri bu arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Hepsini idmanda görüyorum, alıyorum. Hı hı. Dolayısıyla özellikle bir sıralama yok ama beni gören sağ olsun hiçbiri kırmıyor. Bu haftada 3 kamçı elimize geçti. Gerçi sosyal medyadan paylaştık. Paylaştın, evet. Haftaya ama muhtemelen... onları bu hafta ödül değil olarak vermeyeceğiz. Aynen. Gökhan Kocakaya, Mustafa Çiçek ve Akın Sözen idmanda gördüm. Yeni sayfası doğunan koyduk onları. Aynen öyle. İlk karşılaştığım Özcan Yıldırım'dı bu mavi kamçı. Dolayısıyla kazananlardan ilk onu çekelim. Karşılaştığım sıraya göre veriyorum diyorsun. Evet. Çok güzel, sıraya göre veriyorum. Güzel bir şey oldu. Müsaade ederseniz tabii çekeyim. İlk... Şöyle bir istersen bir karıştırıp şöyle iyice karıştırıp çekelim. Çekelim. Özcan Yıldırım'ın kamçısını kazanan. İçin, evet. Bir asıl bir yedek talihli belirleyeceğiz ama önce iki asıl talihliyi, doğru, sonra iki yedek talihliyi belirliyoruz. Bosporus hashtag'li olan arkadaşımız Özcan Yıldırım'ın kamçısını kazandı. Dolayısıyla da açık adresini sayfa@tjk.org adresine ismini, soyadını ve açık adresini bizlere mail olarak göndermesi gerekiyor efendim. Twitter'da Bosforus ismiyle bir kez daha ben onu göstereyim ekrana sevgili Gökhan. Şu şekilde kazanan, yani Özcan Yıldırım'ın efendim kamçısını kazanan asıl talihlimiz Twitter'da Bosforus nickiyle yer alan talihli ve ismini, soyadını ve açık adresini bizlere sayfa@tjk.org'dan göndermesi gerekiyor. Şimdi de Ahmet Çelik'in kamçısı için asıl talihliyi belirledik. Sercan Özcan. Evet. Ahmet Çelik'in kamçısını kazanan arkadaşımız Sercan Özcan. Sercan Özcan da bize mail burada üzerinden tahmin gönderen tek kişiydi. Burada bir yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim. Kayahan Özcan'la bir akrabalık bağım falan yok. Akrabalık yani, soyadı benzer. Belki bazı arkadaşların aklına başka bir şeyler gelir. Mail adresinden zaten isim ve adresi geldiğinde belirleyeceğiz. Yani senin kamçıya ihtiyacın var. Herkes sana istediği kadar kamçı verir. Yine ben bir kez daha rica ediyorum. Sercan Özcan'dan da yine isim soyad var. Açık adres bilgisini de yine mail olarak isteyeceğiz. Ve Ahmet Çelik'in kamçısı için asıl talihlimiz oldu Sercan Özcan. Yedeklerini de Gökhan çeksin. Özcan Yıldırım'ın kamçısının yedeğini çekiyorum. Lütfen. Orhan Kaya. Orhan Kaya, Özcan Yıldırım'ın kamçısı için yedek talihlimiz. 8 yarışseverimiz doğru tahmin ederek kuraya katılmıştı. Orhan Kaya da Özcan Yıldırım için yedek talihlimiz oldu. Rampoldi. Ahmet Çelik kamçısının yedeği. Rampoldi de Ahmet Çelik kamçısı için yedek talihlimiz efendim. Rampoldi, Ahmet Çelik'in kamçısı için yedek talihlimiz oldu. Bir kez daha kutluyoruz. Hem kazananları hem bir kez daha tabii ki doğru tahmin edenleri kutlamış olalım. Geçiyoruz. Koşulmuş geçtiğimiz hafta içerisinde koşulmuş bazı önemli koşuları değerlendireceğiz ama özellikle de dikkat ettik haftanın sonuna daha yakın dönemden koşuları seçelim diye. İlk koşumuz da 25 Nisan Çarşamba gününden gelecek efendim. 25 Nisan Çarşamba günü A3 mücadele vardı, günün 4. koşusuydu ve Rhythm Divine kazandı. Hemen soralım sevgili Gökhan'a. Nasıldı bu mücadele ve Rhythm Divine bekleniyordu kazanması? Kolay mı kazandı, ne dersin? Şimdi öncelikle tabii ki Rhythm Divine geçen sene Çaldıran koşusunu kazandı. Çaldıran koşusu çok önemli bir koşudur. Erkek taydınımı da işin rengi değişecektir. Katmadar için de bu geçerli. Biraz yani Rhythm Divine arkasında yer alabilselerdi ikisi de daha da mücadele sık olacaktı. Toplamda bu ilk 3 at erkek taydınımı da start alacaktır. Ve dediğim gibi erkek taydınımı özellikle bugün
koşulan yarışların ardından çok daha zor ve zevkli hale geldi. Ömer İmayhart da sevgili Met Kızılca haber vermiş. Bu son bilgi vermiş. Bu son çim koştuk. İyi başladık, sonunu getiremedik. Çim koşularını sonlandırdık diye. Buradan da yarış sahilleri duyurmuş olarak. Ömer İmayhart bir daha çim koşmayacak. Öyle dedi Hikmet Bey. Sevgili Gökhan'a bir şey sormak isterim. Şimdi yarışın yükünü çeken bir Ömer İmayhart var. Çim performansının eksik olduğunu Hikmet Bey de söylemiş. Bence Mustafa çok iyi yerde yarışı takip etti. Startla beraber Has'ın yerini aldı. Doğru. Israr etti. İyi de yerde yarışı götürdü. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Son 200'de iki tane kamçı var. Evet. O kamçı benim anladığım işi garantiye alma kamçısı mıdır? Yoksa iş zorlaştı bir boşalma mı var? Da o kamçıya yardım, yani Mustafa'nın bir yardım isteği var kamçıdan. Şöyle ki boşladı değil ama o kamçı ciddiyetini hissettiriyor çünkü arkadan kuvvetli gelen iki rakibi var. Çünkü Ömer'in Mayhart'ı atladı, onu atlaması çok zor olmadı ama Mustafa artık çok tecrübelendiği için bu koşuda startla birlikte riske girmeme göz almış zaten ekürü. Neden? Hemen giden atın arkasında gücünüz varsa gelin beni geçin diyor. Hani birazcık da arkada kalıp da beraber değil. Ben hemen giden arkasına gittim. Yarışa tempo veren atı da geçtim. Orada da iki tane ciddi kamçı uyarım var. Sen ve işin ciddiyetini atı hissettirdi ve devam etti. Doğrusunu yaptı. Az önce Çaldıran'dan geldi dedin. Çaldıran kazandı. Önemli bir yarış kazandı ama o gün Rhythm Divine belki yarışçılık tabiriyle bizim yani outsider dediğimiz yani çok rakipleri tarafından belki dikkate alınmıyordu. Kesinlikle. Kum kum gelen çime çıkmış bir safkanlı. Şimdi evet. Artık rakipler de ona göre koşuyor. Yani bu azatlı yarışlarda Mustafa bunu halledebildi. Bu sorumluluğun altından çok başarıyla kalktı. Çok yarışlarda da halleder. Çünkü kolay gidebilen bir at. Ama erkek tayreme kalabalık olursa birbirine denk atlar olacak. Burada yani ben distance bence ona göre koşulacak artık yarışlar. Yani onu dikkate alırlar ama burada distance shining ve katma değer düzlük dönümünde tam istediği yerde değil. Ve tekrar ediyorum, distance shining pist böyle biraz uyumsuzluğu var. Yani kuvveti var bu atın. 700'lerin oralarda atların dışında bir kızıyor. Uğur ona hayır diyor. O kızmanın ardından mücadele içerisine giriyor. Buralarda dışarıda boşlukta kaldı. Yani erkek tayreme işin rengi değişecektir. Ama dediğim gibi bu üç at da çok başarılı koştular. Kazanan Rhythm Divine oldu ama ikinci, üçüncü olan at da kazanmış kadar başarılı yarış yaptılar. Evet, pek çok tabii mesaj geliyor izleyicilerimizden, yarışseverlerden. Biz de onlardan paylaşalım. Mesela Gökhan Kocakaya'nın binişiyle ilgili bir eleştiri var. Bazı koşularda daha farklı biniyor ama bazı koşularda o yeni stili biraz göz tırmalıyor diyen yarış severimiz var. Şimdi hashtag'te bulacağım, ismini de paylaşacağım ama ne dersin Kayhan? Biz şimdi yurt dışında düzenlenen yarışlara biz burada bayış istiraki yapabiliyoruz. Türkiye Jockey Kulübü bunu yayınlıyor ki az önce sen de duyurusunu yaptın. Pazar günü Longchamp'ta koşulacak yarışların bayış istiraki olacak. Oradaki yarışları izlediğimiz zaman zaten benzer binişleri görebiliyoruz. Burada tartışılacak konu 1500 yarış kazanmış bir jokey, atıyorum 1300 yarış kazanmış bir jokey niye böyle bir stil değiştiğine gider? Bunu Gökhan'a sormak lazım. Hı hı. Bu böyle bir biniş şekli var mı? Dünyada var. Bu bir senkronizasyon, iki aksiyonda bir yapılan bir şey ama öyle bir atın beline vurma diye bir şey yok. Yani bu yarışlarda, yurt dışı yarışlarını izlediğiniz zaman birçoğunda görürsünüz. Böyle binen jokeyler. 10 jokeyin onu da öyle binecek diye bir şey yok. Bazıları bunu benimsiyor. Bu stil üzerinden gidiyor. Ben burada Gökhan'ı ben eleştirmem ama Gökhan'a sormak isterim. Sen niçin 1300 yarış sonra böyle bir şeye karar veriyorsun? Şöyle bir etkisi var. Hı hı. Gökhan bunu yapıyor, yapamıyor, bunun riskini almış, buna karar vermiş ama diğer tarafta Gökhan'ı görüp burada yapmaya çalışan var. Gökhan bunu İngiltere'de görmüştür, Dubai'de görmüştür, böyle bir karar almıştır. Doğru. Bunu Gökhan'dan görüp yapmak isteyenler birazcık. Yani bunların daha çok çalışması yani gerekecek tabii. Yani şöyle ki tabii ki bu çok eleştirildi. Biz bunu bahsettik, çok dile getirdik ama öyle bir soru geldiği için artık yeni sayfada da açtık. Yeni sayfada konuşacağız. Konuşalım. Şimdi ülkemizdeki atların eğitim olarak buna yakın değiller. Bu sistemde eğitim almayıp ve koşu içerisinde buna alışmadıkları için bazı atların bunu hayır var yani jokeye. Bunun fakat Gökhan ısrarı son zamanlara bakıldığı zaman her yarışta değil ata göre bunu yapmaya çalışıyor. Ama Kayhan'ın da
veya da birçok yarış severin de gözüne hoş gelmeyip rahatsız eden oturup kalkma olayındaki o senkrasyon ve o dozaj diyelim. Mesela bu hafta Ankara'da bir yarış kazandı. Aslında gündemimizde vardı ama Javala isimli. Hı hı. Mesela onu birazcık daha arttırarak devam etse müthiş olacak. Yani o daha böyle eğere dokunaraktan yürüttürüyor. Yani yarış severlerimiz o koşu yakın çekiminde vardı. Gökhan da zaten onun bilincinde. Yani o yarış izlerseler eğer dünyada ona biraz daha yakın. Gökhan'ın daha sert oturup kalkma hamlesinin göze hoş gelmediği ve bazı atların kabul görmediği, bundan dolayı da kazanıp kaybetme söz konusu. Ama bunu bir dengeye yavaş yavaş getiriyor. Benim yorumumda her ata yararın olmayacağını, birçok atta da başarısız olacağını ama başarılı olacağı atlar da muhakkak olacaktır. Tabii tahminler çok yoğun bir biçimde geliyor değerli yarışseverlerimizden. Ankara'da yarın 6. koşu Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu, İstanbul'da pazar günü 6. koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği koşularını kim kazanır diye sormuştuk. Bu sorumuzun doğru cevabını veren 4 çiftimizi de 6 Mayıs akşamı yarış yazarları, at yarışı yazarları derneğinin enlerinin gecesine misafir edeceğimizi söylemiştik efendim. Tahminler: oğlum Berat Sinclair, Ordinario Creature, Serhuncan, Senior Şamil, yine oğlum Berat Creature, oğlum Berat dayım benim şeklinde mesela. Ağırlıklı olarak. Evet, değişiyor. Doğuş Demir isimli kullanıcı oğlum Berat Sinclair tahmininde bulunmuş. Yine Hulusi Başçı Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu olarak düzeltmiş. Az önce Osman Yağmurdereli koşusuna tahmin göndermişti izleyicimiz. Oğlum Berat ve dayım benim şeklinde bir tahminde bulunmuş. Forzato kullanıcı ismiyle de Runner Bull Creature şeklinde bir tahmin geldiğini paylaşalım. Sevgili Gökhan, senin tabii tahminin olacak ama sırası gelince değil mi? Yarışseverler yapardı ama gerçekten çok güzel yorum yapan yarışseverler de var. Yani hoşuma da gidiyor. Yıllar geçti, biz Kocakay'ı tartışıyoruz. Az saatleri düşünsün diyor. Sevgili yarışseverimiz tabii Erdoğan, birbirine bağlantılı. İsimli kullanıcı. Dolayısıyla da hepimizi ilgilendiriyor ama böyle işin keyifli tarafından da bakılıyor. Bu arada haberler de geliyor ama Kayhan'a tabii haber daha ağırlıklı, birkaç haber var. Bence önemli, paylaşmasını isterim. Peki, biraz da tempo yapın diyor sevgili tamam, Hamza. Tamam, hemen haberden sonra biz devam edelim. Evet. Son dakika, az önce Zarkamina'yı, Frankl tayı falan diye söylerken evet, bir müjdeli haber İngiltere'den Rob Spears'tan geldi. Muhtemelen İbrahim Bey'e de haber gitmiştir. Bugün gelen haber... Kısrağın adını bulmaya çalışıyorum, yanlış telaffuz etmemek adına. Hyper Dream isimli kısraktan İbrahim Bey'in bir Frankl'dan erkek tayı olmuş bugün. Allah hayırlı analı olsun, babalı sağlıklarımız bastırsın. Ayaklarımız bastırsın diyelim. Güzel haberler ve bunlar. Galileo'dan da şimdi evet, Galileo hamile bir kısrak çekilmiş, Galileo'ya çekilmiş. Ondan da bir tane Frankl'dan bir erkek tayı dönmüş. O da müthiş bir şey gerçekten. Yani son da... dakika haber aslında... Ya dünyada biz biraz zamana karşı oynadığımız için bazı birçok şeyde haberleri de getiremiyoruz. Çok ilginç hikayeler var ama Türk atçılarının da dünyaya açılması var. Az önce Hikmet Bey Gökhan'a şeyle alakalı, Ömer İmayart'la alakalı bilgi veriyor ama Hikmet Bey'in bir hafta sonra Maiden'da atı koşacak. Enziya. Amerika'da, İngiltere'de. Amerika'da atı koşacak. Çok... İngiltere'de Ergun Kalabağ'ın atı koştu. Ergun abinin tabii. Koştu, üçüncü oldu. Bir kısrağı gebe kaldı. Haberi dün geldi. Yurt dışında koşan ekürilerin yani... safkanlarını ayırmamız aynen, iyi olacak. Akışları alıp analiz ederiz. Haber üzerinden tabii, ilerledim. Öyle yapmamız çok iyi olur. Yani çok 26... üst üste geliyor. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Böyle araya girip başka böyle yani şeyler, önemli bilgileri paylaşıyoruz. Kopukluk olmasın, kusurumuza bakmasınlar. Geçelim diğer haftanın önemli koşusuna, geride bıraktığımız 26 Nisan'da Ankara'da 7. koşuydu. Kısa vade altı mücadeleyi kazanan Humbara'ydı. Bir tekrar tamamlanana kadar yorumları da tamamlayabilirsek Gökhan, tempoyu biraz hızlandırmış olabiliriz. Ya şimdi burada koşuya liderliği veren at Akınşah oldu ama Akınşah tempo yapmadı, sürat yaptı. Şimdi bir koşuda eğer bir at sürat yapıyorsa son metrelerde direnci azalır. Bu anlamda da sanki sertlik yaparak liderliği aldığı bir izlenim var. Yani burada Akın'ın bu tempoya atı girmesi değil de, bakın buralarda farkında mısınız? Jokey'in kol hareketleri, kafa hareketleri bakıldığı zaman şimdi kolla bak nasıl tutmaya başladı tekrardan, farkında mısınız? Yani Hamza beni bir gösterirse Akın
kantarmaları böyle tutup devam ederken kantarma elini böyle çevirmeye başladı. Yani tamamen kuvvetini veriyor. Şimdi süratli gittiğini paylaştı ama hala sertlik yapıyor. Bir, at sertlik yapıyordur. Onu kantarmada boğmamak adına, onun aksiyonu bozulmaması adına ona müsaade edersiniz. Ama burada akın şahı bu kadar müsaade etse daha da süratli gidecek. Bu anlamda da bazı atlar işte beklentinin dışında sertlik yapabiliyor. Aslında akın şahı bu kadar sertlik yapan bir at değildi ama akın iyi başlattı. Bu kadar süratli ve sertlik yapacağını da düşünmedi. Fakat Humbara aşama kaydeden bir at. Ben çok beğeniyorum bu atı. Aynı zamanda da 9 kazanmış, 103 handikap puanlı, 500 bin liraya kazanç sağlamış. Arap atlarında bunu görebiliyoruz ama İngiliz atları bunu yaptığı zaman dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve tabi burada Saadettin Poyraz'ın koşuyu iyi okuması, atının buna her yerde cevap vermesi buna çok büyük bir etken. Ama ben tabi koşuyu ikinci bitiren Has Yağız'ın da geçen seneden de güzel yarışları var. Fakat Humbara bu şekilde devam ederse şu an için kısa vade koşularda ama ilerleyen zamanlarda grup koşularda da görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Humbara ile ilgili de pazar günü sorulmamış sorular sevgili Barış Düşmez'in programının konuğu Murat Kadayıfçıoğlu olacak. Evet. Humbara Murat Kadayıfçıoğlu'nun kısrağı safkanı ki annesi de Humbara'yı doğurduktan sonra hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla annesinin de tek tayı olması sebebiyle öksüz büyüyen bir tay. Evet, o konuyla ilgili pazar günü sorulmamış sorularda Humbara'nın hikayesini de yarış severlerimiz takip çok edebilirler. Çok meraklı, çok araştırıcı, çok bilgi sahibi. Dolayısıyla da annesinin olmaması büyük bir etken ama onun yokluğunu hissettirmemiştir ki hatta zaten maşallahlı yani. Evet. Gökhan, bir kez daha maşallah için, diyelim. Çok uzatmadan şeyi sormak istiyorum. Akın kontrol ederken diyorsun. Evet. Bir jokeyin dizlerinin açık olmasıyla dizlerinin bitişik olması arasında kontrolde fark açık var mı? Açık olduğu zaman daha da ona hani işte fren gibi düşün. Açık ayakları kantarma ötesi ona bir fren görevi yapıyor. Çünkü ona o şekilde tutmaya başladığında onun da üstesinden geliyor. Çünkü atlar ve jokeyler at eğitimli aldığı eğitimin ardından jokey onu bir yönlendirerek bir noktaya taşır. Ama bir dakikadan sonra iş kuvvete binerse hiçbir jokeyin atak bazı kuvveti yetmez. Yakın çekimlerde sürate binmiş lüt yapan 3-4 at beraber fotoğrafa girirken de bazı jokeylerin ayakları böyle açık. Hani Avrupa ya, falan diyoruz ya hiç orada öyle orada dağınık. Biraz ata o ayaktan açaraktan bir uyarı niteliğinde de olabiliyor. Bir, ikincisi yoruluyorlar da yani onun da etkisi var. Yorulduğu zaman da ayaklarını açabilirler. Evet. Yarışseverlerimiz tabii kuralar ne zaman çekilecek diye soruyor ama kurayı çektik efendim. Kazananları da programın sonunda bir kez daha sizlere hatırlatacağız diyelim. Geçen haftanın bir diğer önemli koşusu 27 Nisan'da İstanbul'da, geçen haftanın değil bugünün tabii koşusuydu. Cihangir koşusunu şimdi ekranlara alalım ve bugün yapılan Cihangir koşusuyla ilgili de yorumu hemen sevgili Gökhan'a soralım. Tabii ki bu koşuda bakıldığında son yıllara göre biraz daha az at koştu ve geçen sene koşu kazanarak başlayan Proxy koşunun liderliğini aldı. Bir yarışta görmüştü bu yıl. Ben bugün Çin pistin biraz yumuşak olduğunu görüyorum. Yani birazcık daha çamurun kalktığını gözlemledim. Siz de farkında mısınız bilmiyorum ama bunun sanki dereceye etkisi olabildiğini düşünürken... Bu tabii sulanmış olmasıyla aynen, alakalı değil mi? Aynen öyle. Ama bir baktınız ki Nadas koşusuna geri 1.34'ü gördük. Tabii evet, burada koşunun gidişatıyla çok alakalı. 26'ya yakın bir dereceyle gittiği zaman koşu son altıya gelinirken hızlandı. Koşuda süratli atlar varsa ve bir aradalarsa iyi başladığında da iyi derece çıkıyor. Burada hep berabere binen ben Ayhan Kurşun'u da kutlamak isterim. Nedeni ise şu, Proxy'nin yanına çok kolay geldi, oyalanabilirdi. İki at yan yanayken oyalanmanın çok artısı yok. Atlayıp onu hem bir temposunu arttırdı, arkadaki rakiplere sprint şansı tanımadı, hem de atını diğer safkanda baş başa götürerek kolay da olsa mücadele sokmak istemedi. Evet. Tabi burada hep beraber verdi aranın ardından ilk defa çıktığı için pistte böylesi bir koşu kazanınca da dikkatleri üzerine çekti. Ben Galanda Sonu'nun geçen seneden beri istikrarlı ve çok yetenekli bir at olduğunu paylaşmışımdır. Bugün içinde sanki hep beraber uzak kazanacakmış bir izlenim var ama Galanda Sonu'nun o gayreti sonlara doğru onu yaklaşıyor. Yani bir atın koşuyu kazanıp kaybetmesinden daha ziyade gayretini de dile getirmek lazım. Doğru. Galanda Sonu'nun gayreti her koşuda var. Bu anlamda da iyi bir yarış yaptı ama kazanan safkan yapabileceği bir şey yoktu. Son 800'ü Nadas koşusuna göre daha iyi bitecek. 1.36 evet, küsür Cihangir, 1.34 Nadas bitti ama son 8'lerde son de 800 bir 800 farklı oldu. Evet. Ve kazanan safkan da önde tempoyu belirleyen isim oldu. Var mı bu koşuyla ilgili okay, Kayan ilave? Şey. Peki o zaman tekrarını bir kez daha vermeyelim. Nadas koşusuna geçelim. Yine bugün yapılan hatta gününde son koşusu olarak gerçekleşen Nadas koşusu.
keyifli bir mücadeleye de tabii ki sahne oldu. Gökhan, sen koşuda hangi detayları yakaladın? Ya tabii ki bu koşuda kalabalık olması, start verdikten sonra yerine alınma adına ve bunu kollama adına iyi başlıyor ve buralarda biraz ortalık karışıyor. Burada tabii ki lehine ve aleyhine olan durumlar söz konusu oluyor. Ve Türkiye'de bir Selim Kaya gerçeği vardır. Bunun bu gerçek şudur ki kazandığı yarışlardaki en büyük etkenlerden bir tanesi start verdikten sonra yerini alır. Bunu muhakkak süretle en başarılı yapanlar arasında geliyor. Bunu yaptığı için de zaten kazanma oranı çok yüksek. Bugün için de bu atın kazanmasında da çok büyük bir etkeni var. Start verildi, bir karışıklık oldu ama bir baktınız hop koşunun dördüncülükte önde giden iki tane süratli giden 35 içerisinde geçen bir Nozi ve Tomiris var. Onların temposuna ayak uydurmadan arkada ama arkadaki kalabalık gruba da kaybolmuyor. Atına da güveniyor. Şimdi arkalarda bakıldığı zaman mesela iyi bir yarış yapan ama hiç dikkati çekmeyen ya da çeken varsa da paylaşsın bir krizi çık var. Şimdi burada bir durdurursak eğer Perilina kahraman ekürüsünün safkanı şu an üçüncülükte ikinciliğe giriyor. Evet. Sana krizicik özel ağır ekürüsü nereden baksanız 7-8 boy var. Yani her atın stili start verildikten sonra her istediğiniz olmayabilir ama bu tarz koşularda avantaj kaybederseniz eğer onu kapatmak çok daha zor oluyor. Oynatabiliriz. Evet. Tabii ki Noize'nin olması, Tomiris'in olması, koşu süratli gitmesi dereceye yansıdı. 1.30 içerisinde bitti ama düzlük dönüldüğü zaman Pirilina iyi yerini almıştı. Bunun avantajını yaşadı. Hamzacığım bir 3-5 aksiyon geri alınmasını istiyorum bir zahmet. Burada bir detay var. Belki kazanan Pirilina'ya bir şey yapamayabilirdi ama burada Şeker Hanım. Biraz daha geri alalım, alalım, alalım. Alalım, alalım. Dur, oynatalım. Şimdi üçüncülükteki Tomiris aracı ekürüsünün forması bak. Burada hafiften açıldı an Şeker Hanım gördünüz mü? Orada bir dışarıdaki kurtel ekürüsünün atına çarpıyor. Evet. Teması var. Şimdi bu koşunun son üçüncüsünde olduğunda hem aksiyonunuz bozuluyor, hem zaman kaybediyorsunuz, hem de avantaj almış bir rakibinizi yakalamak kolay değil. Hani kazanan ata ne kadar etki yapardı, yani yakalayıp geçebilirdi tartışılır ama ikincilik mücadelesi daha sert olurdu. Doğru. Aynı zamanda Miss Planet koşunun en iyi yerinde gidip bir önceki koşusundan daha iyi koştuğunu da açıkça söyleyebilirim. Ama üçüncü olan Şeker Hanım'ın da o son 400'deki hamlesinin ardından üçüncü bitirmesi de güzel. Perilina dijital denemede aslında en güzel görüntü olacaktı. Şu an gelen tabii görüntü, bak, ön kamera görüntüsü. Bak açıldı, aynen dışarı doğru gidiyor. Gibi bir temas var. Nerede oluyor? Koşunun son 3 metresinde. Temas hafif olsa da 3 atlık dışarı çıkıyor. Evet. Onu da dikkate almak lazım. Bu arada temas var dedim ama hani bize belki şu anda var gibi geldi. Yani şöyle, belki bir böyle bir değdi değmedi gibi Tomiris'in yani. Açılan bir onun açıldığını görüp dışarı doğru açıldığında Kurtel'in atının 4. olan Run for Deira'ya bir teması oluyor. Ama orada kendini dikkat ederek yaptığı bir hamle. Evet. Toplamda kazanan Perilina çok başarılı koştu ama dediğim gibi böylesi yarışlarda jockey inisiyatifi ve etkenliği çok önemlidir. Hani Selim Kaya önümüzdeki hafta tutarak kazandığı yarışlarla ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum ama haftaya kalsın. Peki. Zamanımız dar. Peki o zaman bu haftayı böylece noktalayalım. Koşulmuş koşular tabii, anlamında koşulmuş noktalayalım. Koşulmuş koşularda bir bilgi geldi. Rhythm Divine normal kilosundan 15 kilo fazlaymış. Yani yarışta biraz eğerlemede karnını falan çekti diyorlar da atın genel sağlık görünüşünde, sağlık şeyinde herhangi bir problemimiz yok diye ilgilisinden şöyle gelen mesajı geldi. Da paylaşmış şuna oldu sevgili kaynağım. Şöyle küçük yarış sever ringde gördüğü zaman geçen sene çaldıran kazanan Rhythm Divine görmedi. Görmedi. Atın ilgisi de diyor ki geçen seneden 15 kilo daha fazlalığı var. Büyüdü bir de. Yani büyüdü. Zaman tabii geçti. Ki hani o kalınlık büyüdüğü zaman yükseldiği zaman daha farklı olabilir. Doğru. Ama atların idmanları, çalışmaları, hazırlıklı koşular da buna etken. Son itibariyle performansına bakmak lazım. Ama güzel bir detay. Geçelim efendim bu yarın hafta sonu yani cumartesi ve pazar günü yapılacak olan koşulardan sizler için seçtiklerimiz var. Onları paylaşacağız ki tabii ki sorumuzu sorduğumuz koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusunu da konuşacağız ama önce Ankara'daki 5. koşuyla bir başlayalım. Ankara'da 5. koşu 1900 metre çim pistte katılacak isimler ekrana geldi. Sevgili Gökhan seninle başlayalım istersen. Tabii, tabii. Kayhan'dan da yorumları alalım. Bir şekilde bu koşuyu bir masaya yatıralım. Şimdi Dadaş ekürüsü var. Big Dadaş, King Dadaş. Muhakkak suretle 1900 metre koşu içerisinde bu atlar bir tanesi önde gidecektir. Koşuya en azından bir tempo kazandıracaktır ama Big Dadaş hiç çim koşmadı. Bir Kurtuniyadis temsilcisi.
Ben mesafenin ve jokeyinin de lehine olduğunu düşünüyorum. Çinmi yaparsa ki ölü görünüyor, en etken atlardan bir tanesi olacaktır. Ama oğlum Murat 3 tane 2 metrelik koşu kazanarak ve sonrasında bir üçüncülüğü var. Ve Çin pisti de bilen kazanan bir at. Evet. Yani kondisyon olarak ve mesafe ve hani mesafeyi koşarak gelip bu kondisyona sahip en iyi atlardan bir tanesi oğlum Murat olduğunu da açıkça söylerim. Tabi burada Osman beklentinin beklendiği gibi koşmuyor ama kötü yarışları da yok. Bir çıkış yarışı yapması gerekiyor. Bu koşu olabilir. Fakat Kerim Tu geçen hafta o kadar güzel bir yarış kazandı ki. Yani mesafeyi fazla koşmadı ama ciddi bir ara kapattı. Son üçte 4-5 ve kadar gerideydi. Usta Jockey ile de start alıyor. Muhakkak suretle de ben bu koşuda etken olacağını düşünüyorum. Ama koşu içerisindeki belirleyici nokta ekürleri nasıl bir hamle yapacağıdır. Bunun üzerinden de Jockey'nin inisiyatifi önemli. 1400-1600 metrelik koşular tabii ki erkek tay deneme öncesi dikkat çekiyor ama 1900'den de 1600'e geçilmeyecek diye bir durum yok. En azından ülkemizde bunları sürekli görüyoruz. Bu koşular sonrası atların kariyeri ve kalitesi açısından da önemli olacaktır. Soracaklarınız varsa da paylaşabiliriz hep beraber. Royal Avşar ilk defa çime çıkacak. Çim yaparsa kuvvetli bir at, o da başarılı olacaktır. Onu da atlamamış olayım. Evet, Kızılcahamam koşusu kısa vade 7 mücadele, yarın Ankara'da 5. koşu olacak değerli yarışseverler. Mesafesi de 1900 metrede yapılacak. Kayhan, var mı ilave ya da herhangi bir soru Gökhan'a iletmek istediğim? Benim dikkat çekmek istediğim Safkan Talipcan, Ergin Talay'ın üçüncüsü nasıl koşar bilmiyorum. Ankara daha yarar diye düşünüyorum. Kerem Ito biraz daha ön planda. Aynı pist mesafede kazanmış daha önce. İyi yani... bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Halis Karataş'ta şampiyon jokeyle. Ağa Osman'da aynı yarışta üçüncü olan bir Safkan. Bilmiyorum yani yarınki performansı nasıl olur ama bana sorarsan önce Talipcan, Kerem Ito, Ağa Osman, Big Dada şekilleri de daha sonra değerlendirmek lazım. Ekürü koşma avantajıyla. Sıralayabilirim diyor sevgili Kayhan Özcan Kızılcahamam koşusunu. Geçelim hemen 6. koşuya efendim. Yarın yine Ankara'da 6. koşu ki bizim ödüllü yarışma sorumuzun da içerisinde bulunan iki koşudan ilki. Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu. A3 mücadele 4 yukarı İngilizlerin 1900 metre çim pist koşusunda katılan isimler tabii son derece güzide diyebileceğimiz tabii. Safkanlar. Gökhan, hangi isme dikkat çeker? Şimdi bu koşunun öncesinde de biliyorsunuz ki dört yukarı yarışlar, dört yukarı İngilizlerin yaptığı önemli bir koşu oldu. Gergin ekürüsünün iki safkanı ekürü bitirdi. Şimdi ona benzer bir koşu var. Oradaki birçok safkan burada start almıyor ama benzerliği şu, koşuda tempo verecek at yok. Ya da bir önceki koşularına ve kariyerlerine bakıldığı zaman startla birlikte bir tempoyu kuralım da bu şekilde de başarılı olmuş dediğimiz ben atı göremedim. Sanki Hasafet bu koşuda böyle bir hamle yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Baybaşkan bekliyor. Oğlum Berat zaten ağır alıyor. Oradan ayrı kısa sprint yapıyor. Perfect Warrior buna keza yakın gidiyor ama tempo yapmıyor. Serhun Can Türkiye Jockey Kulübü grup bir galibi. Bekleri kazandı. Crossfire bir yarış gördü. Etkili koşacaktır ama o da gitmiyor önlere. Run olur gidenlerin arkasında bekliyor. Zümrütan düzlük sprint yapıyor. 9 atlar tempo verecek at yok. Bu anlamda da koşu çok ağır giderse işler daha da karışacak. Hani koşunun iki kademeli mi olacak? Start verildi 800'e kadar Arap atına yakın bir derece, sonra bir anda hızlanacak mı? Yoksa kimse gitmeyecek deyip içlerinden Hasafet gibi ya da başka bir safkan ben önere yakın gideyim de bir yerden sonra tempo verip beni dikkate almazlara bitirebilirim de diyecek. Hal böyle olunca düzlükte çok etkili gelen atlar da var. Mesela Bay Başkan da bir tempo yapabilir. Ama ben start dezavantajı yaşamazsa, koşu çok ağır gitmezse hakikaten bir oğlum Berat'ın bu koşuda çok etken bir yarış yapacağını ama Ronaldo'nun Ankara'yı sevdiğini ve bununla birlikte de Perfect Warrior'da da bir kenara bırakmamak lazım. Sonuçta evet. Böyle yılın atı seçilmiş grup bir galibi önemli bir at. Zor bir yarış gibi görünüyor. Hasafet'le ilgili bir istatistik paylaşayım. Bugüne kadar hani çim pistte koştu mu diye belki bir soru işareti olabilir yarışseverlerimizde. 4 defa çimde koştuğunu görüyoruz. Bu 4 yarışından 3'ünde tabela dışında kalmış. Onu da belirtelim. Ama
daha sonra bir form sıçraması yaptı ve uzun mesafelerde üst üste kazanmaya başladı. Bu yarışların ikisi, biri 1600, biri 1400 çimdeymiş. Bence uzun çimde daha başarılı olabilir gibi geliyor bana. Asafet için ne dersin? Etkili jockey var. Asafet'i çok iyi tanıyan bir jockey. Ronald Bull'un jockey'i çok iyi tanıyor. Yani burada artık birazcık jockeyler savaşına, taktiksel bir savaşa dönecek. Ama ben yarış severlerimize şöyle bir bilgi söyleyeyim. Bay Başkan son koştuğu derece yapamadığı yarışından sonra ekibi jockeyle beraber aldığı kararla bu yarışı hedefleyerek bu tarafa doğru yönelmişler. Onun dışında Ronald Bull benim sıralamamda. Oğlum Berat geçen yarışta startta kaldı, geldi. Ankara'da ağır gitti ya, şimdi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kazanmış bir safkan yani. Mesela bu Oradınar'da çok kısa sprint yapıyor. Ahmet de bu atları çok seviyor. Mesela bu yarışta bariyer dibinde kalabilir. Çünkü bir starttan çıkacak. Ama koşunun gidişatı burada çok etken olacak. Hani hala kestiremiyoruz. Çünkü tempo veren at yok daha öncekilerinde. Eğer ki önlere yakın bir yerde, içerilerde saklanıp böyle bir anda kısa sprintte bir avantaj alıp da bitirebilir. Hani koşu zor bir koşu. Sürprize müsait. Hangisi kazanırsa çok sürpriz olmayacakmış gibi bir izlenim var. Aynı zamanda hepsi zaten bu mesafede başarılı olmuş atlar. Yani. Yine burada jockey inisiyatifinin... Crossfire ile ilgili Atay kullanıcı ismiyle yarışseverimiz bize sormuş. Bir çıkış yakalayabilir mi? Ne düşünürsünüz derler ki Nihat Güney kullanıcı isimli izleyicimizin de tahmini Crossfire yani olmuş. Tendürek koşusunu kazandığında Boğat Gazi koşusu kazanırsa benim için sürpriz olmaz diye dile getirmiştim ve sonrasında bir hastalık yaşadığından dolayı uzun bir süre start almadı. Bir yarış gördü, kötü değil ama bu kalitede mi? Evet. Bu atlarla ya da grup bir koşularda mücadele edebilir mi? Kesinlikle. Fakat bu süreci iyi attığını düşünüyorum ama bu süreç sonrasında o istediklerini yapabilir mi? Birkaç performansına bakarak karar vermek daha doğru. Diyelim ve geçelim efendim. Yarın İzmir'de yapılacak dördüncü koşuya. İzmir'deki dördüncü koşunun da hemen tablosu ekranlara yansıyor. Kaya logosu Starforce, Alp Dağı, Divine Beauty, Yazlalı, Undaunted 4, 6 safkan 1600 kumda mücadele edecekler. İzmir'de dördüncü koşu Aktan Bayrak adını anısına düzenlenecek kısa vade 6 mücadele. Biz koşulacak koşularda özellikle sevgili Gökhan Gül her ilden hafta sonu koşu almaya özen gösteriyoruz. O açıdan da İzmir'den aldığımız ilk koşu Aktan Bayrak koşusu, ne dersin Gökhan? Şimdi Kaya logosu tecrübesi çok yüksek. Hem kum hem çimde kazanmış. Starforce'a baktığın zaman 5'te 4 yapmış. Bir koşuda ikinciliği var ama 1600 metreye çıkmamış. Şimdi bu tarz yarışlarda bazı atlar hakikaten 1200-1400 metrelik. Kayhan biliyorsun yurt dışındaki bazı atlar 1000 metrelik, 1200 metrelik, 1201 metre start almıyor. Şimdi bunu çok eleştirme babında değil ama koşu programı üzerinden gidildiğinde işte 1200 metrelik bir atı 1600 metreye kadar start aldırabiliyorsunuz koşu programı içerisinde. Starforce'un çok son koşusu inanılmaz etkileyici. Yani iyi bir dereceyle de kazandı. Ama 1600 metreye çıkacak. Mesela Alp Dağı 3'te 2 yaptı ama 1600'ü gördü. İkinciliği var. Doğru. Şimdi ben Beauty İzmir'de koşan, kazanmasını bilen, koşu süratle gideceği için arkada bekleyip kendine şans da bulabilir. Yazdalı diyorsunuz. Bu atın üçüncülüğü var. Geri kalan hepsi 1-2-1-2 devam ediyor. Kısada da uzunda da kazanmış Yazdalı. Aynen. Haklısın. Bu koşu almamın sebebi Undaunted 4 da tecrübeli bir atla kazanmasını biliyor. Bu koşu almamın nedeni birbirine denk atların zor bir koşu olması. Belki yarış severler biraz gayretli bir şekilde hani bir destek olabiliriz diye. Mesela ben Starforce ve Alp Dağı'nın gösterişli yarışlar yaptığını, Alp Dağı 1600 yaptıktan sonra bugün daha artıya geçeceğini ama Mustafa Çiçek'in moralle İzmir pistini çok iyi bilmesi ve orada sanki böyle bir tabiri caizse bir şahlanarak bir performans göstermesi var. O yüzden de ben Alp Dağı ve Starforce'un bir adım önde, diğer atların da tecrübesi ve kazanmasını bilmesi adına sürpriz yapabilir ama bu iki atı daha şanslı görüyorum. Alp Dağı ve Starforce dedi Gökhan. Kayhan katılır mısın? Gökhan'ın söylediği, ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Notlarımda Starforce, Alp Dağı, Yazdalı yazmışım. Yazdalı'nın da notum uzun kısa kazanabilen şanslı bir safkan diye not almış. Bakalım. Allah rahmet eylesin Aktan Bayrağı da. Bütün genç bir aprantiydi. Çok erken aramızdan ayrıldı. Bu koşu vesilesiyle de kendisini bir kez daha anıyoruz. Bütün jockey vefat eden, aramızdan ayrılan, en son Ömer'den geriye dolu Gürkan, bütün kardeşlerimizin hepsini Allah saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz efendim.
Ve geçiyoruz İzmir'de son koşu, 9. koşu yine yarın yapılacak olan İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki 9. koşuda Mavi Ege koşusu, son koşu dedim ama düzelteyim, 10. koşu da var yarın. 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Harika gerçekten, dost dolu. 1, 2, 3, 5, 7 gidiyor, 10 tane yarış hakikaten. İzmirli yarış severler zaten hipodromu yalnız bırakmazlar. Ya çok ama doğru. Hipodromun yeri de çok önemli. Çünkü atları tanıyarak, bilerek büyüyorlar. Çünkü Şirinyer, Buca ve hepsi yakın. Metro, ulaşım sorunu yok ya, metro içinde. Metro inanılmaz oldu hakikaten. Çin'den geliyor, Foça'ya kadar neredeyse gidiyor. Bir de İzmir metrosunu bilenler çok iyi biliyor. Sadıkçım neredeyse metro hipodromun içinde geçiyor. Bırakacak. Yani evet, indin doğru. Merdivenden doğru. Girdin. İzmir'de 9. koşu Mavi Ege koşusu. Kısa vade 8-4 yaşlı Arapların mücadelesinde Boylam'la Pırıl Hanım'ın da ekürü start alacaklarını belirtelim. Kurtel ekürüsünü temsil edecekler. Gökhan, bu koşuya ben böyle ilk baktığım anda Reisoğlu çok net bir şekilde bana böyle göz kırpıyor, ne dersin? Şimdi Reisoğlu tabii ki İstanbul'da start aldığı başarılı bir at ama zor bir at aynı zamanda. Benim kafama takılan Reisoğlu ile ilgili İzmir için pisti biliyorsunuz ki keskin ve evet. Virajları da kısa. Eğer ki piste uyum sağlayabilirse çok iyi bir yarış yapacağından eminim. Ama verdiği aranın ardından bir Boylan var ki Ankara'da grup 2 birinciliği var. Çünkü biraz zor bir at. Önlere de çok ayağına çok çabuk değil, önlere gitmesinde biraz yükeğini de zorlayarak hareket ediyor. Eğer ki hazırlıklarının ardından hani önlerde çok zorlamadan liderliği alıp ve biraz müsaade edilirse iyi de bir yarış yapacaktır. Ama burada 8 numara Gülşeker'in totosuna bakıldığında 1-2-2-1-1 ve bu mesafeyi çok iyi bir yarış yapmış. Madame Ali'nin son kursunu dikkate almazsak bu safkan da bu pistte iyi yarışları var. Kaldı ki Gülşeker'le girdiği mücadeleler içerisinde. Aynı zamanda Maruf Tay'ın totosu çok dikkat çekici. Ama ben Gülşeker'in programlı bir şekilde devam edip bu mesafede çok iyi derecelerle start aldığını görüyorum. Sadece Binal Aprant ile ne kadar uyum sağlayabilecek, o biraz soru işareti. Ama onun dışında notlarıma baktığım zaman ekürlerin bir etkisi olmaz mı? Ekürlerin aynen bir katkısı olacaktı. Çünkü Pırıl Hanım'ın da son kursu haricinde çok etken yarışları var. Dediğim gibi Reisoğlu piste uyum sağlarsa yaptığı yarışlara bakıldığında bu koşuda şansı yüksek. Evet. Ama İzmir için pisti binisli bir şekilde de sol tarafa dönülmesi adına ekürü atı İzmir'e göndermiş olabilir. Bilir. Çünkü İstanbul'da sertlik hep yapıyor. Grubun nihayetinde geliyor, mücadele içerisinde bir türlü kopamıyor. Sentetikte daha da iyi koştu. Belki bilinçli bir şekilde sol tarafa dönen piste gitmiş olabilir. Gitmiş olabilir diyor sevgili Gökhan. Kayhan, var mı ilave Mavi Ege koşusuna? Vallahi benim notlarımda Gülşeker, bir de ekürlerde çıkmış başka bir şey benden yok. Gökhan, acaba gerçekten Gökhan notları detaylı derin önce aldı, onlara baktı da ona olabilir, göre değerlendirmeleri yapıyor bilmiyorum ama bayağı senin Kayhan'ın notlarıyla senin değerlendirmeler birebir uyum sağlıyormuş. Erken geldi çalıştı. Ben aklın yolu bir diyorsun herhalde değil mi? Yani yok, hani hepimiz ayrı görüşte ayrı fikirlerde olabiliriz ama birazcık analizlerimiz benziyor, evet. Evet, bu hafta böyle oldu diyelim ve geçelim efendim İstanbul'da pazar günü yapılacak olan 29 Nisan pazar gününün programında kısa vade altı mücadele Osman Yağmur Dereli adına anısına düzenlenecek koşu. Bu koşuyla ilgili de hem tabloyu göreceğiz ama tabloyu görmeden bu koşuda start alacak Şahin Ter ve Gümbür Gümbür'ün bir arada koştukları 21 Şubat tarihli Halil Kayak koşusuna bir gidelim, o koşuyu hatırlayalım, ardından koşuyu değerlendireceğiz. Arasında müşterek bir liderlik mücadelesi vardı. Şimdi tempo yükselten 4 numara Gümbür Gümbür liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. 2 numara Şahin Ter ikincilikte kalırken bariyer dibinde 3.lükte 1600 geçirmek üzereyken 5 numara Gözsüz Yaşı Gecesi var. Gözsüz Yaşı Gecesi'nin hemen dışında 4. sokulan isim 3 numaralı 6. his oldu. 6. hisin bir boy kadar gerisinde 1600 geçirken son sırada 1 numaralı Amankaya şeklinde atlar 1400'e doğru ilerliyor. 4 numaralı Gümbür Gümbür kaçıyor. Fark 1.5-2 boy kadar. Dış kulvarda 2 numaralı Şahin Ter bariyer diminde 5 numaralı Gözyaşı Gecesi 2 ve 3 olarak takiplerini sürdürüyorlar. 1400 geçirirken onların 2.5 boy kadar gerisinde bir başka ikili var. Bunlar bariyer dibindeki 1 numaralı Amankaya ve dışındaki 3 numaralı 6. iz. 1200'e doğru yaklaşılırken 4 numaralı Gümbür Gümbür startla birlikte aldığı liderliğini koruyor. Hemen dışında yine takipçi değişimiyle 2 numaralı Şahin Ter 1.5 boy kadar geride ortada. Rölanti tempoda devam eden koşuda 5 numaralı Gözyaşı Gecesi var. Sarısında dışarıda
3 numaralı 6.yiz. Bariyer dibine yakın son sırada 1 numaralı Amankaya şeklinde 1000'i de geçiyoruz. 4 numaralı Gümbür Gümbür koşun liderini yapmayı sürdürüyor. Fark buralarda 1 boy kadar. Dışarıda 2 numaralı Şahinter. Bariyer dibinde 3.lükte 5 numaralı Gözyaşı Gecesi. Hemen dışından öndeki gruba ayak uydurmaya çalışan 3 numaralı 6.yiz. Onun 1.5 boy kadar gerisinde son sırada 1 numaralı Amankaya şeklinde 800'de geçtik. Burada yaptığı ataklarla şimdi 2 numaralı Şahinter iç kuvvetli rakibiyle olan fark etmeye çalışıyor. Ancak bu ataklara karşılık verdi 4 numaralı Gümbür Gümbür. Onların 1.5 boy kadar gerisinde 3. 5 numaralı Gözyaşı Gecesi var. Hemen dışına çıktı. 3 numaralı 6.yiz. Son sırada 1 numaralı Amankaya sırasıyla düzlükteyiz artık. İç kulvarda 4 numaralı Gümbür Gümbür itek de olsa liderliğini koruyor. Pistin ortasında 2 numaralı Şahinter'in atakları var. Gerilerden 5 numaralı Gözyaşı Gecesi yol bulma uğraşında. Onun dışında 3 numaralı 6.yiz. Buralarda 1 numaralı Amankaya rakiplerinin gerisinde kaldı. 4 safkanın ortak olduğu güzel zevkli bir binicilik mücadelesi var. 300 geçiliyor. Pistin ortasında 1 numaralı Şahinter koşun lideri. İçeriden 4 numaralı Gümbür Gümbür tekrar tazimeye çalışıyor. Dış kulvarda 3 numaralı 6.yiz. Hemen içinde 5 numaralı Gözyaşı Gecesi sırasıyla son 100 geçmek üzere. 2 numaralı Şahinter koşun liderini yapmayı sürdürüyor. İç kulvarda 4 numaralı Gümbür Gümbür var. Şahinter lider. Gümbür Gümbür geliyor. Şahinter avantajını koruyor ve koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Gümbür Gümbür ikinci. 3 numaralı 6.yiz üçüncü. 5 numaralı Gözyaşı Gecesi. Koşudan. Ve pazar günü koşulacak Osman Yağmur Dereli koşusunda Gümbür Gümbür ve Şahinter bir anlamda rövanşa çıkacaklar. Onlara da Rodos'ta Ruat Karayama ve Hergel'e eşlik edecek. 7. koşu İstanbul'da pazar günü. Gökhan ne dersin? Şimdi tabii ki burada Ruat isimli bulunan bu at tabii önlerde tempo yapabilen, süratli gidebilen bir at. Koşu 2100 metre. Bu tarz yarışlarda süratli atların hani mesafeyi yapamayacağını düşünebiliriz ama aslında öyle değil. Nedeni ise tecrübe edindikçe ve belli bir zaman geçtikten sonra bunu mesafede yayabiliyorlar. Mesela Ruat için hem kendisini tanıyan jockey Deniz Yıldız'la iyi bir tempo yapacağını düşünüyorum. Burada tabii Karayama hiç çime çıkmamış. Ama koştuğu hiçbir yarışta üçüncülüğü de yok. 1-2-1-2 devam etmiş. Hal böyle olunca böyle atlar dikkat çekiyor. Yani düşünün bir atınız var 7-8-10 yarış koşmuş. Hiç üçüncülüğü yok. Birinci ve ikinci bitiriyor ve kademe kademe de ilerliyor. Ama bir gümbür gümbür gerçeği vardır. Bu at ülkemizdeki bulunan iponunun birçoğunda start alıp çeşitli mesafelerde ve pistlerde farklı şekerlerle kazanma başarısı gösterip aynı zamanda internasyonel koşuda da başarı elde etti. Son kursunu kazandı. Bu atın iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Yani iyi bir gümbür gümbür bu tarz yarışlarda kalitesiyle. Aynen fotoğrafında geçtiğinde çok sürpriz olmayacaktır. Fakat Ruat'ın olması koşuya bir tempo vermesi güce dayalı bir yarış olacağından mütevellit her şey sanki burada gümbür gümbürün lehine gibi gözüküyor. Ben açıkçası Şahinter'in rövanşı vermeyeceğini düşünüyorum ama Kayhan katılır mısın? Yoksa Gökhan'ın gümbür gümbür tahminine mi dair? Bence gümbür gümbür biraz daha ön planda. Eğer Gökhan'ın dediği gibi gümbür gümbürün son yarışı iyi durumda olduğunu düşünüyorsa Rodosto için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Rodosto'nun da son yarışı o da iyi gelecek. Ama Karayama dediği çok doğru bir şey var. Çimde soru işareti. Soru işareti ama kağıt üzerine bakıldığında bir İzbatur yavrusu ki biliyorsunuz İzbatur. Çok iyi bir jenerasyonda grup 1 kazanmış önemli bir attı. Bir Albatur temsilcisiydi. Ben Çin pistte kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum ama bilinçli mi Çin pistte çıkmadı ya da zaman yoktu kış sezonunda başladı. Yeni artık Çin'e çıkacak ya da kademe kademe gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki grup 1 Nibolu koşusu var. Bu koşular da hedefleniyor. Bu koşular da düşünülüyor. Ama toplamda Rodos'la Şahinter gibi inatçı atların olduğu koşular çok kolay olmaz. Ama gümbür gümbür gününde oldu mu kazanması da çok sürpriz olmuyor. Doğru. Şahinter'in de Çin pistteki performansına baktım. 7 yarışta 2 kez kazanma başarısı göstermiş. Şahinter, Çin pist bir soru işareti belki yarış severlerin kafasında yaratabilir mi diye. En azından istatistik olarak çok da kötü değil. Tamer'in oğlu birçok pistte koştu, kazandı. Fakat yavruları genel olarak kuma daha yatkın oluyor. Doğru. Batman Aslan'ı geçen fotoda kaybetti Abuş'a. Ama sentetik pistte bir önceki koşusunda grup 2'yi kazandı. İlk aklıma gelen Yılma Başarı oluyor, Ender Efe oluyor veyahut da Dede Sabri oluyor ya da birçok at daha var. Evet. Yani kuma biraz daha yatkınlar. Bu anlamda da Şahinter'in de böyle bir istatistik olması çok normal. Evet. Diyoruz ve efendim son koşuya daha doğrusu bizim program içerisinde aldığımız son koşuya bir bakalım. Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusu kısa vade 8 mücadele yine pazar gününün İstanbul'daki program dahilindeki koşularından. O koşudan da 15 Nisan tarihine gidelim Ali Doğan ünlü koşusuna. Çünkü orada mücadele edecek Creature, dayım benim ve Sinclair Ali Doğan ünlü koşusunda bir aradaydı. O koşuyu bir hatırlayalım.
Crusher sırasıyla koşuda son viraj dönülüyor. Orta kulvardan temposunu artıran 4 numaralı Copperfield geldi. 6 numaralı Sherry Lady yakalayıp ondan liderliği daha farklı aldı. Daha geriden dıştan 5 numaralı Ulan Batur'un ataklarıyla safkanlar son 200 metre doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Copperfield bir boy kadar önde. Şimdi dışından atak yapan 5 numaralı Ulan Batur geldi. Rakibini yakaladı. İkisi arasında birincilik mücadelesi var. 5 numaralı Ulan Batur hakim oluyor. Daha geriden dıştan da 2 numaralı Crusher'ın sprinti var. Dıştan Crusher geldi. Ulan Batur'u yakaladı Astrak'ta. 5 numaralı Ulan Batur önde. 5 numaralı Ulan Batur kazanıyor. 2 numaralı Crusher ikinci. 1 numaralı Dayım Benim üçüncü. 3 numaralı Sinclair koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 6. koşuyu 5 numaralı Ulan Batur Halis Karataş da kazandı. Ve Türkiye Spor Yazarları Derneği koşusu ödüllü yarışmamızın da ikinci tahmin etmenizi istediğimiz koşu oluyor aynı zamanda. 5 isim var sevgili Gökhan. Bunların üçü de çok kısa zaman önce bir arada koştular, evet. İzledik. Crusher dolayısıyla ön plana çıkıyor gibi gözüküyor ama ne dersin bilemiyorum. Şimdi ülkemizdeki yapılan yarışların son yıllarda en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Mesela önde gidebilecek atlar var ama o atlarla ilerle aldıktan sonra da yerini alıyor, koşuyu yavaşlatabiliyorlar. Koşu evet. Çok ağır gidiyor, daha çok karışıyor. Bununla birlikte bu hafta iki tane grup koşu anlattık. Geçen biraz önceki Ankara'da diyoruz ki önde gidecek at yok, tempoyu kim verecek? Acaba içlerinden bir tanesi bunu görüp böyle bir hamle mi yapacak diye. Şimdi burada Sinyol Şamil'in ben önde gideceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama Crusher biraz önlere yakın giderek de kazandığı yarışta var. Çünkü Crusher 1600 metrede Haliç koşusu gibi bir grup bir birinciliği var. Hı hı. Ama diğer yandan Yalpagan, İzmir, İstanbul, Başboyun birçok atlarla mücadele içerisinde olan bir safkan. Dayım Benim gününde olduğunda iyi derecelerle çok önemli rakiplerle mücadele içerisine giriyor. Gördüğü yarış sonrası daha iyi olacaktır. Çünkü kış sezonunda belli müddet istediklerini yapamadı bilindiği üzere. Ama aynı koşuda bir baktığınızda sanki yarış hangi tempoda giderse gitsin son 200'den sonra dışarıdan mavi forma Sinclair geliyor kazanıyor. Evet. Yani buradaki atların performansların belirleyici olduğu koşular ama atlar tabii kolay değil. Mücadele içerisindeler, sıkıntıları var. Uzun zamandır koşuyorlar. Farklı mesafede, farklı pistte. Genel bir bakıldığında söylemem gerekir şu ki Crusher Ulan Batur gibi önemli bir safkana mücadeleye girdi. Eğer o koşu etkilemediyse eğer lehine gözüküyor ama ben Dayım Benim'in koştuğu yarış sonrası burada daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Yalpagan bana kalırsa önlere yakın gitmeli. Bir yanda hızlanamıyor. Sanki bir kopukluk olursa yakalayamaz gibi. Bununla birlikte de hiç dikkate alınmayan Sinyal Şamir de 3-5 ve önde gidip düzlükte bu şekilde dönerse geri kalan hepsi de birbirini rakip görürse farklı bir yarış da olabilir. Doğru. Ben böyle yapılacağını düşünüyorum ama rakiplerini çok buna müsaade edeceğine de inanmıyorum. Sonuçta grup 1 kazanmış Crusher'ın grup koşu kazanmasını bilen Dayım Benim'in grup yarışlarda sürekli mücadeleci olan Yalpagan ve Sinclair'ın start aldığı bir yarış. Jokeylere bakıldığı zaman da atların hepsini iyi tanıyorlar. Bu da bir avantajdır. Koşu içerisindeki hani hata yapanın telafisi olmaz. Yani satranç oyunu gibi biri bir hamle yaptı mı diğeri de bir hamleyi yapacaktır. Her kim hata yaparsa telafi edemez. Çok doğru. Tahminlere tabii. De şöyle bir bakalım. Halil Sarı isimli kullanıcımız Ordinario ve Dayım Benim demiş. Yine Barış Çabuk isimli kullanıcımız Oğlum Berat ve Crusher tercihlerinde bulunmuş. Yine Uğur Çalışkan'da da Oğlum Berat, Dayım Benim tercihini görüyoruz. Serkan Coşkun, Bay Başkan ve Crusher demiş. Yine Crossfire ve Sinclair demiş. Nihat Güney isimli kullanıcımız. Ne dersin sevgili Kayhan? Bu koşu için var mı? Vallahi Gökhan söylenecek her şeyi söyledi. Evet, söyledi. Ama senin bir ilaven olur mu? Ya da altını çizmek istediğin bir isim var mı? Aynısını düşünüyorum. Yani Crusher eğer Ulan Batur'un arkasında gösterdiği performansı gösterebilirse rakiplerine bir kere hakim olur. Onun dışında Dayım Benim her zaman ciddi rakip. Dayım Benim'i yok sayan kaybetmeye mahkum olur. Onu yokmuş gibi görmemek lazım. Sinclair'de uzun aradan sonra bir yarış gördü. Daha iyi koşabileceğini öngörüyorum.
diğer safkanlar için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi son koşularında Krecher geçtiği için bir adım öne çıkıyor gibi gözükse de en iyi derecelere baktığımızda Dayım Benim'in 1.33.96'lık derecesini 23 Haziran 2017'de Krecher'ı geçerken yaptığını görüyoruz. Krecher'ın da hayatındaki en iyi derecesi yine o koşuda gerçekleşmiş. Yani biraz geriye gidersek Dayım Benim'in de Krecher'ı geride bırakırken 1.33'lere indiğini de görüyoruz. Şöyle şunu eklemek isterim, çok haklısın. Çünkü Krecher Adana'dan hazır ve koşarak geldi. Dayım Benim hazırlık safhasındaydı ve koşu görmemişti. Şimdi bunlar erkek atlar. Özellikle Dayım Benim bakıldığı zaman sanki Lineart'ın en iyi oğlu şu an ve onun imarelerini taşıyor. Sonuçta bir erkek at. Kış sezonu hava serin. Hani koşu görmesi avantaj olur. Hani hazırlık babında değil ama mesela biz jokeyler ceza alırdık. Her gün idmana gelirdik fakat bindiğimiz yarışlarda biraz kondisyon eksikliği olabilirdi. Evet. Aslında her gün idmandasın ama koşuyla idman bir olmaz. Sonuçta hepimiz atletizm yani sporcuyuz. Evet. Atlarla tabii insanlar bir olmuyor ama yine de bunu bağdaşmakta fayda var. Hani Dayım Diyelim. Benim üstünlük sağlayabilir. Ciddi bir yarış olabilir. Bakalım neler olacak. Çok keyifli mücadeleler bizleri bekliyor. Sevgili Gökhan Gül'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diyoruz. Ben sevgili Kayhan Özcan'a yine çok teşekkür ediyor ve ağzına sağlık diyoruz efendim. Programın son bölümünde hemen kurada kazananları ben bir kez daha hatırlatmak isterim. Özcan Yıldırım'ın kamçısını Bosforus kullanıcı ismiyle bize tahminini ileten yarış severimiz kazandı. Orhan Kaya da yedek talihli oldu. Asıl talihli Bosforus kullanıcı isimli kişi oldu. Ahmet Çelik'in kamçısını da Sercan Özcan asıl talihli oldu. Yine Rampoldi kullanıcı adıyla tahmin yapan yarışseverimiz de yedek talihli oldu. Adreslerini, isim ve soy isimlerini sayfa@tjk.org adresine göndermelerini bekliyoruz ki kamçıları kendilerine ulaştırabilelim. Bu haftaki yarışma sorumuzu bir kez daha hatırlatayım. Kısa vade yarın gerçekleşecek olan Ankara'daki 6. koşuda yine Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusunda ve İstanbul'da Türkiye Spor Yazarları Derneği koşularında birincileri tahmin ederek 6 Mayıs akşamı yapılacak At Yarışı Yazarları Derneği'nin yılın enleri gecesinde 4 çift yer alacak ve kura ile belirleyeceğiz. Bu 4 çifti önümüzdeki hafta programda muhtemelen belirlemiş olacağız diyelim ve şimdiden başarılar dileyelim efendim. Tüm ekip arkadaşlarımız adına bizleri izlediğiniz, bizlere gecenin bu saatinde katılım gösterdiğiniz için de çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.